Şahmeran'ın Cemşaba Efsane Aşkı Yazar Ali Rıza Soyaslan Büşra Kara Seslendiren Arif Daysal Özledin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki o ne yaptı deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta. Kuşaktan kuşağa aktarılan yazılı bilgilere veya hikayelere efsane veya söylence adı verilmektedir. Genellikle yaşanmış olayları ve gerçek kişilere içeren bir olaylar bütünü olan efsanelerde çoğunlukla kahramanlık hikayeleri vardır. Bu söylenceler arasında belki de en çok ilgi çekeni Şahmeran efsanesidir. Anlamı yılanların şahı olan Şahmeran mağaralarda yaşayan İyi niyetli yılanların hikayesinin baş aktörü. Belden yukarısı güzeller güzeli bir kadın veya dişi bir varlık, belden aşağısı ise yılan olan şahmeran iyilik ve şifa semboldür. Filmlere de konu olan efsane kuşaktan kuşağa geçerken bazı değişimlere uğramıştır. Birçok kaynakta şahmeran ile ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır. Sanırım gerçek şahmeran söylencesini ortaya çıkarmak çok zordur. Belki yıllar sonra gelecek nesiller de farklı bir şahmeranı tanıyabilir. Şahmeran, İran, Pers ve Ace mitolojilerinde çok sık söze edilen bir varlıktır. Belden aşağısı yılan olan bu doğaüstü varlığın, belden yukarısı çok güzel bir kadın ve yaşlanmayan bir dişi. Ancak bütün kaynaklarda bu varlığın kadın veya dişi olduğu yönünde ortak bir inanış bulunmaktadır. Şahmaran için yılan gövdeli kadın, yılanların kraliçesi veya yılanların şahı gibi tanımlar yapılır. Farsça şahı meran şeklinde ifade edilen yılanların başı şeklinde de kullanılmaktadır. Efsanenin Mersin'in Tarsus ilçesi çevresindeki bir mağarada geçtiği konusunda birçok kaynak hemfikirdir. Ancak bazı kaynaklarda bu efsanenin Adana'nın Ceyhan ilçesi ve Missis yakınlarındaki Yılan Kale'de yaşandığı belirtiliyor. Mardin'de de benzer bir şahmeran söylencesi kulaktan kulağa yayılmış. Bazı Anadolu illerinde ve İran, Mısır gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde de şahmeranlar rivayet edilmiş. Genellikle yılanların çok bulunduğu bölgelerde şahmeran rivayetleri çıkması da tesadüf değil sanırım. Ancak genel kanı hikayenin Tarsus'ta bir mağarada hayat bulduğu yönünde. Şahmeran, sadakat ve ihanetin resmiydi. Öyle bildim. İnsanın doğaya, erkeğin kadına, maddiyatın maneviyata, bencilliğin aşka, ihanetin simge sembolüydü. Onlarca sürümü olan hikayenin bir hakikat kitabesi gibi her ailenin evinin duvarında asılı olması ilginçti. İslamiyet öncesi Kürt inanışlarından da kalma olsa da İslamlaşan doğulu aileler yine de Şahmaran hikayesinin onu sembolize eden Motiflerden, çerçeveledikleri resmini evlerinin duvarlarına asmaktan vazgeçmemişlerdi. Bazıları henüz çocukken ninelerinden, dedelerinden ya da mahalledeki yaşlı ve kadim anlatıcılardan, ravilerden dinlemişti Şahmeran'ın hikayesini. Bir masal o kadar. Kimi de o fotoğrafın hatırasını bile silmişti hafızasından. Asimilasyon sularında yüzlerken başımızda o resmi unutmamış da anlamına sonradan öğrenecek olsa da ilginç olan en çok ihanete uğrayan tarihi adeta ihanetlerle boğuşmakla geçen ve o ihanetlerin mücadelesinde çoğunlukla kaybeden ve bu kaybın acısını göğsünde paslı bir hançer gibi taşıyan bir halkın evlerinde, hanelerinde ihanetle sınanan bir hikayenin sembolünün resminin duvarlarında asılı olmasıydı. Tarih ile hafızanın bir oyunu, yaşam ile zamanın ironisi miydi? Hakikati bilmek hikayeyi dinlemekten geçer. Gelin o zaman dinleyelim hikayeyi. Kolumuzu ısırarak saatler yapardık küçükken. Sanki zamanın canımızı acıtacağına anlarmış gibi. Başlıyoruz. Şehşadi Hazretleri buyurur. Güzel huylu birinin ağzındaki soğan kokusu, kötü huylu kimsenin elindeki gülden daha güzeldir. Pırıl pırıl bir Ağustos sabahı, sis yapraklarda ıslaklığını bırakıp gitmiş. Sis olduğu zaman o gün çok sıcak olur der büyükler. Doğa adeta ben hazırım güne diyor. Doğanın yalnızlığını gideren kuşları unutmamak gerek. En çok da güzel ötüşleriyle onlar doğanın yalnızlığını gideriyor. Renk katıyorlar hayata. Sessizliği ahenkli ötüşleriyle tek onlar bozuyor. İyi ki varlar. Kaldırımlar birden irkiliyor. Kaldırımları ezercesine hızlı adımlarla basan bir ayak sesi duyuluyor. Uzun boylu, iri omuzlu, beyazla çalan teniyle, ak saçlarıyla ve endamlı yürüyüşüyle hızla ilerliyor o adam. İşte o adam Cemşap. Yiğit mi yiğit, yakışıklı mı yakışıklı bir gençmiş Cemşap. Annesiyle birlikte yaşarmış. Geçimlerini yaptığı avcılıkla ve odun satarak sağlarmış hiç kimseye zararlı olmayan, kendi haline münhasır, kalbinde kötülük taşımayan, saf ve herkese yardım etme gayreti içindeymiş Cemşap. Babasını hiç görmemiş, kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş ve yetim büyümüş Cemşap. Annesi ise yaşlı, herkes tarafından sevilen, becerikli, sözü dinlenen ve kadın, başına azim ve gayretle Cemşap'ı büyütmüş ve dil kanlı yaşa getirmiş annesi. Köyde hayat süren Cemşab'ın Aydın ve Özkan adında iki arkadaşı varmış. Sürekli bir araya gelirler ve dertleşirlermiş. Günlük yaptıklarını birbirlerine anlatırlar, birlikte eğlenceli vakitler geçirirlermiş. Arkadaşları ile ortak hobileri arasında ara sıra ormana giderler ve ağaçların içlerinde ya da gizli kuyularda bal ararlarmış buldukları balları satarlar ve geçimlerini bu şekilde sağlarlarmış. Her bela ve sıkıntı bir nimetin ya da bir güzelliğin habercisidir. Her bela sıkıntı içinde bir nimet, bir rahmet dürülüdür. Bela nimetin ambalajı gibidir. Ambalajı açmadığın sürece nimetten istifade edemezsin. Cemşav'ın da kalbinin temizliği, her şeye saf kalbiyle inanmasından dolayı başı beladan eksik olmazmış. Annesi hep tembih edermiş Cem Şaba. Oğlum bak uyanık ol her şeye inanma diye. Yazar diyor ki hayatım boyunca artık şunu tecrübe ettim. O da insanın evleneceği arkadaşı, sırdaşı yani yol arkadaşı çok önemliymiş. Hiçbir zaman en yakın dostuna bile onu zehirleyecek kadar, seni yok edecek kadar güç vermeyecekmişsin. Müslüman en fazla üç kez aldanır derler. Müslüman uyanık olmalıdır zaten. Cemçab'ın annesi ne güzel öğütlüyor oğlunu. Oğlum bak uyanık ol, her şeye inanma diye. Ama biz hep aldananlardan, işte o saflardan olduk. Pişman mıyım? Aldanan olmaktan hayır değilim. Hamdolsun ki aldatan değilim zalim değilim ve mazlumum. Bazen mazlum olma şerefi bile insana mutluluk olarak yetiyor. Emin olun. Gelin devam edelim hikayemize. Yol arkadaşlığı Acını içinde tut, Allah bilsin. Başkası bilirse acın büyür. İnsan hayatı boyunca hep birileriyle karşılaşır. Yoluna birileri çıkar. Karşısına çıkan her insanın ise hep bir sebebi vardır. Hiçbirisi sebepsiz değildir. İnsanın yoluna çıkanlar ya yoldaş olacaktır ya da taş. Yoluna yoldaş çıkarsa gideceği yol güzelleşir. Yoluna taş olarak çıkarsa imtihanı olur. Önemli olan ise çıkan kişinin farkında olmaktır. Kişi eğer karşısına çıkanın farkında olursa işte o zaman her şey güzelleşecektir. Kır kalemin ucunu Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Cemşap yine günlerden bir gün arkadaşları ile buluşmak üzere evden çıkar... Evden çıkarken de canı sıkkındır esasında. Hava tam aydınlık değildir. Yağmur havası vardır gökyüzünde. Arkadaşları Aydın ve Özkan ile buluşurlar. Ormana doğru gitmeye karar verirler. Niyetleri yine her zamanki gibi kuyularda ya da bulabilecekleri ağaç kovuklarında bal aramaktır. Ormanda dolaşırken içi bal dolu bir kuyu keşfederler. Balı kuyudan çıkarmak için Cemşab'ı aşağı indirirler. Aşağı yavaş yavaş indirilirken Cemşap kuyu duvarına asılı olan balı Özkan ve Aydın'a uzatır. Aydın ve Özkan balı aldıktan sonra tam bu esnada beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ve birden ip kopar ve Cemşap kuyuya düşer. Cemşap kuyuya düşmüş ve düşmüşlüğün verdiği acı ile etrafı seyrede dalmış. Şok içerisindedir. Sanki bir dünyadan başka bir dünyaya ışınlanmıştır. Kuyu o kadar derindir ki çıkmak neredeyse imkansızdır. Bir anda Cemşap için hayatında bambaşka bir sayfa açılmıştır. Cemşap o kuyudan nasıl çıkacaktır? Ya da onu kim kurtarabilir? Cevapsız sorulardı bunlar. Aydın ve Özkan panik içerisinde kalırlar. Aydın Özkan'a şöyle der: "Çabuk gidelim." Onu çıkaramayız buradan. Hava da kararmaya başladı. Akşamları hayvanlar oluyor burada Özkan biliyorsun. Özkan nasıl bırakırız Cemşav'ı? Ben onu bırakamam. Aydın saçmalama Özkan. Bu kuyuya düşüp kurtulan olmamıştır ki hiç. Kendimizi de tehlikeye atamayız. Akşam karanlığı çökmek üzere. Balı da aldık. ikiye böleriz. Özkan ne deriz köy halkına? Cemşab'ın annesi sormaz mı bize Aydın? Durumu olduğu gibi anlatmaktan başka çaremiz yok Özkan. Hadi gidelim. Yazar diyor ki, hani sen dostunu bir de makamda zorluklarda gör ya, işte dostun hası sağlamlığı o zamanlar ortaya çıkar. Dostunu makamda görmediysen, onunla zorluklar karşısında savaşmadıysan, İstersen 40 yıl arkadaşlık yap onunla ona sağlam dostum işte benim yol arkadaşım diyemezsin. Bir de hiç kimseye hak ettiği değerden fazlasını vermeyeceksin. Neye layıksa ona göre davranacaksın. Sevginde de ölçülü ol olacaksın. Hiç kimseyi aşırı derecede sevmeyeceksin. Bu annen, baban, eşin, çocuğun ve kardeşin dahi olsa bu dünyada neyi aşırı derecede seversen bil ki o senin dünya imtihanın olur. Hani yazar Mehmet Yıldız bir kitabının kapağına şu sözü koymuş ya. Ya Rabbi kalbime bu dünyada senin dışında kimin sevgisini koyduysam hepsi imtihanım oldu diye. Bu imtihanlarla güçlü insanların dalları kırılmaz. Sallana sallana bu imtihanları atlatırlar.'' Dünyaca ünlü bir kişisel gelişim sözü şöyle der. Yere ne kadar sert düşerseniz düşün, o sertliğin gücünde ayağa kalkarsınız. Siz bazen bitti dediğiniz yerde Allah size bambaşka aşk kapıları açmıştır. Gelin şimdi bir aşk yolculuğuna çıkalım hikayemizde. Aşk Cemşap o şok ve yorgunlukla kuyuda uyuyakalır, bir rüya görür. Rüyasında güzelliğiyle gözleri kamaştıran bir kuş onun yanına yaklaşır ve Cemşaba şöyle seslenir. Kuyuyu güzel kılan Yusuf, Yusuf'u güzel kılan derinlik, karıncaları izleder. Bir anda uyanır Cemşap, rüyanın tesiri etrafı şaşkın şaşkın izler. Aklı başına gelir bir süre sonra, Rüyası ona Yusuf, Yusuf peygamberi işaret etmişti. Rüyada ilahi bir lütuf içer, içerisen uyarı vardı. Neydi o? Düşünüyordu Cemşap. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu. Çünkü kuyu hep aynı karanlıktaydı. Birden gözüne bir karınca ilişti. Sonrasında film şeridi gibi aklına geldi rüyası. Evet, evet. Karıncaları izlediyordu o ses. O karıncayı takip etti minik yuvasına kadar. Karınca yuvasına girdi. Cemşap hemen o minik yuvayı kazmaya başladı. Sürekli kazıyordu. Zamanın farkında olmadan günlerce o minik yuvayı kazdı. Kazarken bir ara umutsuzluğa kapılıyor, kazmaktan vazgeçiyordu. Ama rüyası aklına geliyor ve o umutla kazmaya devam ediyordu. Kazacaktı ya kuyuda ölecekti ya da karınca yuvasının nihai belirsiz yere varacak yeri kazarak ölecekti. Kazdı tam son umudunu kaybetmek üzereydi ki iğne ucu kadar ışık göresiye kadar heyecanlanmıştı. O ışık tekrar Cemşab'a umut vermişti. O ışık neydi bilemiyordu. O ışığın ardında ne çıkacaktı? Cevapsız, çaresiz bekleyen sorulardı bunlar. Can havliyle ışığa kazarak takip eden Cemşap, ışık hüzmesi kendisine yaklaştıkça gözleri kamaşmaya başlamıştı. Işık büyümeye başladıkça heyecanla o ışığın arkasından ne çıkacağını merak ederek kazmaya devam ediyordu. Cemşap ellerini gözlerine siper ederek etrafında gezinen yaratıkların ne olduğuna baktığında uzunu kısası yeşili siyahı ile envai çeşitte binlerce yılanın çevresini sarmış olduğunu fark etti. Yılanların hepsi kafalarını kaldırmış, gelen ışık hüzmesine ve Cemşap'a doğru bakıyorlardı. Cemşap da onların baktığı yöne doğru bakınca birden dona kalmış, bir anne ne yapacağını bilememişti. Eyvah demiş ama iş işten geçmişti. Karınca yuvasının vardığı yer meğer yılanların ana yuvasıymış. Artık buradan kurtulamayacağını ve yılanların kendisini öldüreceğini düşünerek gözlerini kapattı Cemşap. Cemşap bu zifiri karanlık kuyuda içinde hayatında gördüğü en güzel kadının yüzünü gördü birden. Ona doğru daha dikkatli bakınca kadının belden aşağısının yılan olduğunu fark etti. Kadın ona doğru ilerlemeye başladı. Tam karşısında durdu ve gülümseyerek elini ona doğru uzattı ve dedi ki ''Korkma benden Cemşap, ben yılanlar ülkesinin kraliçesi Şahmer Hanım. Benden sana zarar gelmez.'' Ben dünya düzeni kurulmaya başladığı andan beri varım. Krallığıma hoş geldin. Bundan böyle benim misafirimsin. Şimdi yat dinlen. Sonra seninle uzun uzun konuşuruz. Böyle söyleyip geldiği yoldan geri gitti Şahmeran. Cemşap gördükleri karşısında yaşadığı dehşeti ve şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışarak olduğu yerde kıvrılıp uyumaya başladı. Ertesi sabah uyandığında Şahmeran'ın karşısında mükellef bir sofranın başında otururken buldu. Cemşab'ı kahvaltıya davet etti Şahmeran. O ise gözlerini Şahmeran'dan alamıyordu. Şahmeran ona bakıyordu, kendinden geçmiş bir halde. Şahmeran bu sessizliği bozarak başladı konuşmaya. Bak Cemşap" dedi, ben insanlığın bütün tarihini biliyorum. İstersen sana anlatayım deyip başladı anlatmaya. Anlattı, anlattı, anlattı günler boyu. Bu sohbetler sırasında Cemşak ve Şahmeran arasında tarihin en soylu aşklarından biri başladı. Ey sadık yılan dostlarım kusura bakmayın sizi gecenin bir saatinde topladım. Şahınız öyle çaresiz öyle bir kuyuda ki ne gözüne uyku giriyor ne de başka bir şey düşünebiliyor. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. En azından size derdimi açayım ki gönlümdeki bu aşk yarası hafiflesin. Yılanlar bu sözlerden sonra pür dikkat dinlemeye başladılar Şahmeran'a. Sevmek, aşık olmak ayıp değil. Şimdi anlatacağım konuda belki haddimi aşıyorum. Aşk kalbe girince akıl seyahate çıkıyor işte. Sevgiyi veren, kalpleri nakşeden Yüce Allah, benim de gönlüme öyle bir aşk ateşi düştü ki bu ateş yüreğimi dağlar hale geldi. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Ben ki hadsiz bir aşka düşerken ne olduğumun da farkındayım aslında. Aşık olduğum kişi benden daha güzellerine layık. Onu hak etmiyorum. Ama ben ne düşünsem, Gönlüm dünyayı yakacak ateş gücünde yüreğimi yakıyor. Yüreğimdeki bu ateşi söndüremiyorum. Ateşi büyüten rüzgar misali unutmak istedikçe daha da ateş büyüyor gönlümde. Çok çaresizim. Ne olur bana yardımcı olun yılan dostlarım. Yılanların en bilgini Şahmeran'la şöyle seslenir. Ey şahımız Canımız, üstadımız sanki bize öyle bir hastalık söyledin ki hiç kimse bu hastalığın çaresini bulamamış ki biz bulabilelim. Sevgiyi gönüllere nakşeden Allah'tır ki şahım size de böyle bir sevgi gönlünüze nakşedilmiş. Derdinizi bizimle paylaşmanız çok doğru. Velakin ne geçmişte ne de tarihte gelecekte Aşk hastalığına kimse deva bulamayacak. Size acizane tavsiyemiz şudur ki gönlünüze saplanan bu oku çıkarın ve aşık olduğunuz kişiye fırlatın. Eğer ok adresini bulursa aşkınız karşılığını bulur ve meyvesini verir. Şayet hedefe varmaz ise ok en azından içinizde uhde kalmaz ve pişmanlık duymazsınız. Aşkınızı kalbinize gömer, yolunuza devam edersiniz. Ama yine de kalbinizdeki yaranın iyileşme garantisi yok. Bu ma bu meseleyi bir de kardeşinize anlatmanızı size tavsiye ederiz. Çünkü size en yakın olan o. Şahmeran, Cem Şaba yer altında kaç dünya, kaç varlık varsa hepsini gezdirdi, tanıttı. Mutluluk içinde yaşıyorlardı. Şahmeran, ona hazinesinin yerini, canında saklı şifayı, her bir sırrını söyledi. Ne varsa kendinden yana hesapsızca, hilesizce, sadakatle vermişti, inanmıştı. Günler günleri kavalamış ve zaman Şahmeran'ın Cemşab'a karşı farklı duygular hissetmesine vesile oldu. Şahmeran Cemşab'a aşık olmuştu. Gün gelmiş kalbine söz geçirememiş. İlanı aşkı yapı vermişti birdenbire. Almış Cemşab'ı karşısına ve başlamış aşk dolu sözlerle konuşmaya. Şahmeran, Cemşap bunca yıldır buranın şahıyım. Çok yer gördüm, çok yer tanıdım.'' İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Galiba seni seviyorum. Sen de beni sever misin? Benimle birlikte aşk yolunda, aşk bahçelerinde yürür müsün? Cemşap, beni çok şaşırtın Şahmeran. Sen benim dostumsun. Seninle aşk yolunda yürüyemem. Yollarımız ayrı. Davul bile dengi dengine çalar. Şahmeran, denk değil miyiz yani? Cemşap, maalesef. Şahmeran, Nedir peki denk olma işimizin sebebi? Cemşap, İkimiz de farklı dünyaların insanlarıyız. Senin dünyan ayrı, benim dünyam ayrı. Sen burada yılanların şahısın. Hepsi sana tabi. Senin sorumlulukların var. Ben sadece eşine, erkeğine tabi bir eş isterim. Sevgili isterim. Hem sen benim dostumsun. Şahmeran. Kapına geldim ve ben ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki kim o de. Kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim. Seni seviyorum. Gerçek bu. Cemşap, sevme beni ne olur. Kişi en çok neyi severse imtihanı o olur. İmtihanın olmayayım. Bizim kalplerimiz sadece bizi yaratan Rabbimizindir. Ondan başkasına kalbimizde yer yoktur. Karşısındaki ben sadece bir et yığınıyım. Gaflete düşme, hakiki aşkı ara. Canı değil, cananı ara. Bırak beni gideyim. Şu saatten sonra burada duramam artık. Sen de aşk hastalığı oluşmuş. Biz dost olamayız artık. Şahmeran, yapma. Bırakma beni sensiz. Farkındayım, imkansız bu aşk. Ama ne yapayım Cemşap? Söz geçiremiyorum kalbime. Kalbim ille de sen diyor. Cemşap, bırak beni. Şahmeran, son sözün mü? Cemşap, evet son sözüm. Cemşap gün gün annesini ve yeryüzünü özlemeye başladı. Ağlayarak her defasında gitmek dilediğini Şahmeran'a söylüyordu. Şahmeran ise her defasında Cemşap'ı oyalıyordu ama acı çekmesine de dayanamıyordu. Günlerden bir gün Şahmeran, Cemşap'ın üzüntüsünden eriyip bittiğini görünce Dayanamamış, ona şöyle söylemişti. ''Gitme, bu gidiş ihanetle sonuçlanır. İnsan evladı, hakkımda onlarca efsane uydurdu. Hazineme ulaşmak için her kötülüğü yapar. İnsan evladı kendini tutamaz. Sen nasıl ihanete uğradıysan, sen de ihanet edersin, kendine yenilirsin.'' demiş. Cemşaf, kendinden emin yeminler etti. ''Asla'' demiş. Ölürüm de senin yerini söylemem. Seni ele vermem dedi. Şahmeran, gözlerinde yaş, yüreğinde kanlı taş onu dinlemiş. Biliyorum, gitmene izin verirsem sen de bana ihanet edeceksin. Ve yerimi diğer insanlara söyleyeceksin. Ancak bu topraklarda aşklar nedir? Seni çok sevdiğimden dolayı üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple gitmene izin veriyorum. Ancak bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sebeple olursa olsun başka insanlarla beraber suya girme dedi. Cemşap Şahmeran'ın söylediklerinden hiçbir şey anlayamamıştı. Tek istediği bir an önce ayrılmak ve özlemini güttüğü köye ve annesine kavuşmaktı. O yüzden Şahmeran'ın dediklerine kulak asmadı. Bilgeymiş, görenmiş, hissedenmiş, anlayanmış Şahmeran. Soyluymuş, erkeği tanırmış, hırsı bilirmiş. Nihayetinde Cemşaba yol vermek zorunda kaldı ve Cemşaba son olarak şunları söyledi. Eğer beni görmek istersen, gelip de yeniden birlikte yaşamak istersen, Ahulu Vadi'ye gel, kuyunun başında ıslık çal, ben gelirim. Ama yine de gitme diyorum, ihanet edeceksin diyorum. Cemşap son sözü bu olmuş. Cemşap içinde türlü kuşku, endişe, merak ve heyecanla Şahmeran'ın yurdunu terk etmiş. İmkansız dedi gurur, riskli dedi tecrübe, manasız dedi mantık. Yine de denemeye değer dedi kalp. Şahmeran da sevgisine karşılık alamadığı için yıkılıyor. Yılanlar onun bu halini gördükçe üzülüyorlardı. Şahmeran kendini öyle kaptırmıştı ki hiç kimseyle konuşmuyordu. Yılanlardan bilgin yılan onun üzüntüsüne dayanamadı. Yanına gitti ve Şah Meran'a şöyle söyledi. Şahım eğer arzu edersen benimle konuşabilirsin. Derdini paylaşabilirsin. Yapma böyle. Acını çek, ağla, vur, kır, bağır ama içine atma. Biliyorum ki aşk acısını kimse merham olamaz.'' Ama bir nebze de olsa paylaşarsa hafifletebilirsin acını. Şahmeran, karşılıksız bir karıştı benimkisi. Hani bir şey istersin elde edemezsin, üzülürsün, ağlarsın, yıkılmazsın, uğraşırsın, tüm yolları denersin. Elbet bir gün olur ve onun tadını çıkarırsın ya. Bu yürek Cemşab'ı çok sevdi. Benim Cemşab'a olan aşkım da öyleydi. Hep içimde büyüttüm. Küçücük de olsa bir umutla bekledim. Bir gün olur da o da beni sever diye. İsteyip de elde edemediğim tek şey cemşaf oldu. Biliyorum imkansız aşk bu hükmedemiyorum kendime. Bilgin yılan şahım haddim değil ama cemşapı bırakmayacaktınız. Son nefesine kadar burada kalmalıydı. Çünkü sizi gördü onu serbest bırakmakla sırrınızı ifşa ettiniz. Şahmeran, aşk böyle bir şey işte. Cemşab'ın burada üzülmesine dayanamadım. Eğer bana bir gün bu meseleden dolayı bir şey olursa, kardeşimle iletişim kurarsınız. O size baş olur. Bu vasiyetimdir size. Cemşaf öyle mutlu olmuş ki rüzgar olup uçup gitti adeta. Köyüne vardığında annesi çok şaşırdı gördüklerine. Köylü ve annesi sorular sormuşlardı. Ama ne dedilerse Cemşap'ın ağzından laf alamamışlardı. Cemşap yıllar önce kendini o kuyu içine bırakıp giden iki arkadaşına da haber saldı. İyi huylu arkadaşı hak ve adaletten korktuğu için geldi. Ama kötü kalpli arkadaşı gelmemişti. Cemşap bir gün dere kenarına inip kimsenin olmadığını görünce suya girip yıkanmaya karar verdi. Cemşap kıyafetini çıkardığında ne görse, sırtını tamamen yılan derisi olduğunu gördüğünde o vakit anlamıştı Şahmeran'ın söylediklerini. Şahmeran'ı görenin sırtı yılan derisiyle kaplanırmış. Cemşap'ın yaşadığı ülkenin kralı bir gün amansız bir hastalığın pençesine düştü. Vücudunu kırmızı yaralar kaplamış ve dayanılmaz bir acı vermişti. Hiçbir he hekim çare bulamadı. İlaçlar ve bitkiler derman olmaz olmuştu. Kral vezirine talimat verdi. Eğer bu hastalığına derman bulamazsa vezirinin kellesini alacağını söyledi. Can derdinde olan vezir günlerce gece gündüz demeden kralın hastalığı için araştırmalar yaptı vezir kralın hastalığı ile ilgili araştırma yaparken bir kitaptan bu amansız hastalığının tek çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu öğrendi. Sihir işleriyle de uğraşan bir büyücü Şahmeran'ın gören kişinin belden aşağısının pullu olacağını söyledi. Şahmeran gerçekten var mıdır? Şahmeran anlamı yılanların şahı, mağaralarda yaşayan iyi niyetli yılanların hikayesinin baş aktörü. Belden yukarısı güzeller güzeli bir kadın veya dişi bir varlık, belden aşağısı ile yılan olan Şahmeran iyilik ve şifa sembolü. Kötü kalpli vezir Şahmeran'ın etinden bir parça yemesinin kralının hastalığının dermanı olacağını kralı anlattı. Kral da Şahmeran'ın bir an önce bulunmasını emretti. Bütün ülkede Şahmeran aranmıştı. Sonunda bilge bir adam bütün insanların gruplar halinde hamamlara ve nehirlere sokulmasını tavsiye etti. Böylece Şahmeran'ın yerini bilen varsa onu bulacak, bulabileceklerini söyledi. Vezir de askerlere talimat verdi ve ülkedeki herkesin hamamlara sokulmasını emretti. Askerler Cemşap'ın yaşadığı köye geldi ve herkesi toplayarak büyük bir hamama götürdü. Cemşap Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak önce gitmek istemedi, çok direndi ancak askerler onu zorla içeri soktu. Cemşap hamama girdikten sonra herkesin gözünün üzerine dikildiğini fark etmişti. Hamama girince bütün vücudunun Yılanlarınki gibi pullarla kaplandığını fark etti. Askerler hemen cemşabı yakalayarak vezirin huzuruna getirdi. Zorla alıkonulan cemşaba günlerce işkence uygulayan vezir, cemşabı annesini öldürmekle tehdit etti. İlk zaman yalan söylediğini düşünmüştü vezirin cemşab. Sonrasında annesine de gözünün önünde işkenceler yapmaya başladılar. En sonunda Cemşap'ın annesi işkencelere dayanamaz hale geldi. Cemşap da annesinin bu acılara dayanamamış fazla direnememişti. Söylemek zorunda kaldı her şeyi. Şahmeran'ı ele vermeyi kabul etti. Ahular Vadisi'ne gittiler. Vezir'in adamları saklandı. Cemşap Şahmeran'ı ıslığıyla çağırdı. Şahmeran geldi. Gözlerine bakar bakmaz her şeyi anladı. İhanet ettin değil mi Cemşap? Ben sana ihanet edeceksin demedim mi? Soyunda ihanet var senin, elinde değil. Bir de ilahi kader vardır, insanın elinde olmayan külli irade. Eğer alın yazımız böyleyse, bize boyun eğmekten başka bir şey düşmez. Üzülme Cemşap dedi. Hala ona aşık, hala ona sevdalıydı Şahmeran. Bu sebeple kızmadı Cemşaba. Bir anda vezirin adamları Şahmeran'ın etrafını sardı ve onu yakaladılar. Kralın adamları Şahmeran'ı yakalayıp zindana attı. Vicdan azabıyla yanıp tutuşan Cemşap son kez görmek istedi Şahmeran'ı. Lakin Şahmeran'ın gözlerinin içine nasıl bakacaktı? Kaderin getirdiği çaresizlikler içerisinde Şahmeran'ı yakalatmak zorunda kalmıştı. Sonunda cesaretini topladı ve görmeyi başardı Cemşap. Şahmeran görünce aşık olduğu adama bir şey demedi. Her şeyin Allah'ın emri olduğunu kabul etti. Cemşap'ın yaşadığı utanç ve kaderi gören Şahmeran sevdiğini rahatlatmak için son kez şu sözleri söyledi. Ey sevgili üzülme biliyorum ki sen bana kendi canın için ihanet etmedin. Ama ben sana dememiş miydim bu topraklarda aşklar ölümü nedir diye. Bak şimdi anladın mı? Sen üzülme ne olur. Kıyamadı Cem Şaba. Ona bir sır daha verdi. Kim ki onun kuyruğunun kaynadığı suyu içerse tüm dünyanın gizemine vakıf olurmuş. Kafasının kaynadığı suyu içerse ölür ve son olarak gövdesinin kaynadığı suyu içerse sıhhate kavuşurmuş. Şahmeran Cemşaf ile konuşurken gizlice onları dinleyen açgözlü vezir Şahmeran daha sözlerini bitiremeden hızla atılıp yılanların şahını öldürür ve kuyruğundan bir parça koparak yemeğe koyulur. Aynı anda kaderinden kahrolan Cemşav ise bu dünyada Şahmeran olmadan yaşamak istemediği için Şahmeran'ın başına doğru atılır ve onu ölümüne çağıran bu etten bir, bir ısırık alır. İşte tam o anda Şahmeran'ın aşkı uğruna yaptığı son fedakarlık da ortaya çıkar. Şahmeran'ın söylediği her şey yalandır aslında. Kendisi güzel olduğu kadar kalbi de güzel olan yılan kadın, sevdiğini korumak adına sırrını tersinden söylemiş ve sevdiğine son nefesinde sonsuz bilgeliği bırakmıştır. Kuyruğu ölüm, gövdesi gizem ve başı ise kaynatılıp içildiğinde şifaymış. Soyunda ihanet var senin, elinde değil. Hikayeyi belki gözyaşlarıyla, belki de büyük bir öfkeyle okudunuz. Kim bilir ne demişti Şahmeran Cemşaba? Soyunda ihanet var senin, elinde değil. Düşündüğümüz zaman gerçekten de Şahmeran'ın haklı olduğunu görüyor muyuz? İnsanoğlunun yaratılışından itibaren bir ihanet vardır. İnsan yaratılışı itibariyle nankördür. Hatta nankörlüğü ile nam salmış, kediden bile büyük, kedinin nankörlüğünden bile ağırdır. İşte bu nankörlük öyle bir zehirdir ki yayıldıkça yayılır, büyüdükçe de ihanete dönüşür. Kişi kendine yapılan iyilikleri çabuk unutur. Belki de hiç hatırlamak bile istemez. İyiliği unuttuğu gibi karşılık olarak da kötülük de gelir.'' Cemşap da Şahmeran'dan gördüğü iyiliği ona ihanet ederek ödemeyi seçmiştir. Şahmeran her ne kadar başına gelecekleri bilse de onu engelleyen yegane ve yüce duygunun aşkın önüne geçememiştir. Bedelini de ağır bir şekilde canından olarak ödemiştir. Buna rağmen Şahmeran yine de Cemşap'ı affetmiştir. Kişi de yaptığı iyilik karşısında kötülük gördüğünde yine de affetmeyi seçer. Bu da insanın merhametinden, vicdanından gelir. İşte insan burada ikiye ayrılır. Bu ayrılık bedenler arasında değil, kişinin içinde ayrılan bir ayrımdır. Kişi ya kötüdür ya iyidir. Ama bu demek değildir ki kötü insan tamamıyla kötüdür ve içinde iyilik barındırmaz. Böyle bir şey yoktur. İnsan içinde hem iyiyi hem de kötüyü barındırır. Bu ikilem arasında da hangisini beslerse o büyür ve hafız olduğunu bedenden dışarıya çıkar. Yani bir insan içinde iyi beslerse o iyi büyür ve bedenden dışarıya o çıkar. Kötüyü beslerse büyütürse kötü. Cemşap da içinde ihaneti beslemiş ve onu dışarıya çıkartmış. Şahmaran ise tam karşılığı iyiliği beslemiş ve onu çıkarmıştır. Bu şekilde bakıldığında da Cemşap siyahı temsil ederken Şahmeran da beyazı temsil etmiştir. İşte aşk denilen duygu o kadar yüce, o kadar vazgeçilmez ki dünya üzerinde ona tutulan tüm varlıklar kendini alıkoyamamaktadır. Şahmeran da kendisini yüce duygunun kollarına bırakmış ve ruhunu teslim etmiştir. Bu sahnede suç Cemşab'ın mı, Şahmeran'ın mı, yoksa onları bu hazin sona sürükleyen aşkın mı? Kim bilebilir ki? Hikayede tek ihanet eden Cemşap gibi görülse de aslında Cemşab'a da ihanet edilmiştir. İhanet edenler ise Cemşab'ın en yakın arkadaşlarıdır. Hatırlayalım, Cemşap kuyuya düşmeden evvel yanında arkadaşları da bulunmaktaydı. Cemşap kuyuya düştükten sonra ise bir şeyler yapmak yerine oradan kaçmayı seçtiler. İşte karakterimiz Cemşap dost bildiği kişiler tarafından ihanete uğrayarak farklı bir dünyaya dahil olmuştu. Cemşap bir ihanete uğramıştır ama bu ihanetten haberi yoktur. Kendisi ise hikayenin sonunda onu seven kadına ihanet ederek bir katliama yol açmıştır. Cemşab'a yapılan ihanetten kimsenin haberi yokken Cemşab'ın Şahmeran'a olan ihanetinden de herkesin haberi vardır. En çok kızılan kınanan ihanet ise Cemşab'ın ihaneti olmuştur. Belki de sonu bir ölümle bittiği içindir.'' Cemşab'a karşı yapılan ihanet aslında bir güzelliğe vesile olurken Cemşab'ın ihaneti bir kötülüğe sebebiyet vermiştir. Cemşab yaptığı ufak gibi görülen bir itirafla onu seven kadının cennede olmuştur. Bir kadının kaderi sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilidir. Hikayede Bilge ve güzel bir kadının aşkını ve bu aşka ihanet ile karşılık veren bir adamı görmekteyiz. Şahmeran, yarı yılan, yarı insan olan bir varlık. Mitolojide bu tarz varlıklar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Başı insan, gövdesi hayvan şeklinde birçok varlık gerek mitolojide, gerek edebiyatta, gerekse sanatın başka alanlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır ve bunların hepsi ayrı ayrı anlamları işlerinde barındırır. Şahmeran da bunlardan bir tanesidir. Yarısı soylu görkemli, tüm yılanlara baş olan hükümdar olan yılan, yarısı da bilge güzel asil bir kadın. Yılan yaratılıştan itibaren karşımıza çıkan bir hayvandır. Yaratılış mitolojisinde şeytan cennetten kovulduktan sonra cennetin bekçilerinden olan yılanın suretine bürünerek Hazreti Havva ile Hazreti Adem'e gözükür ve insanlığın dünyaya gelmesinin başlangıcı olan yasak meyvenin yenmesine sebebiyet verir. Buradan hareketle yılan kötü olarak anılmaya başlar. Sinsilik, kötülük, ihanet gibi tüm olumsuz davranışlar yılan tarafından geldiğine inanılır. Bununla birlikte yılan derisini değiştirmesi ve insanoğlunun dünyaya gönderilip yeni bir hayatta kavuşması sebebiyle yeniden doğuşu da simgelemektedir. Hikayede bahsedilen Şahmeran, yarı yılan, yarı insan bir varlıktır ve cinsiyet olarak kadın karşımıza çıkmaktadır. Burada kadın ile yılan özleştirilmiş ve kadının ihanet etmesi beklenmiştir. Tam aksine ihanet eden erkek olmuştur. Sebebi ise kadının yani şahmeranın cemşabı candan çok sevmesi ve kendini onunla bütünleştirmesidir. Şahmeran kendi benliğinde cemşabı taşımaktadır. Cemşap bir şahmerandır aslında. Kadının yılan ile özleştirilmesi aslında Hazret Havva'ya dayanmaktadır. Hazret Havva kaynaklara göre yasak me meyveyi ilk yiyen Allah'ın yasakladığı halde nefsine yenik düşen ilk kişi olarak görülmektedir. Bundan dolayı da ihanet kötülük kadından gelmiştir düşüncesi mevcuttur. Şahmeran'ın da yarı kadın, yarı yılan olması da hep bundan'dır. İhaneti erkeğin yani Cemşab'ın ger gerçekleştirmesi de Şahmeran'ın Cemşab'ı kendisiyle bütünleştirmesindendir. Şeytan cennetten kovuldu. Cennete girmek için yılan suretine büründü. Şeytan yılan oldu, yılan şeytan oldu. Yılan dünyaya sürüldü, sürülünce yerde süründü. Yılan kadın suretine büründü. Yılan kadın oldu, kadın yılan oldu. Kadın bir adama aşık oldu, aşkına yenik düştü. Kadın adam oldu, adam kadın oldu. Adam kadına ihanet etti. Kadın yerle bir oldu. Kadın yer oldu, kadın toprak oldu. Yıllarca her millete efsaneler okundu, hikayeler anlatıldı, masallar yazıldı. Her milletin kendine özgü kahramanları, kendine özgü yazılanları oluşturuldu. Yazılan her türlü ürün diğer milletler tarafından keşfedildi, okundu. Kendilerince tekrar oluşturuldu. Şahmeran da işte öyle efsanelerden birisidir. Birçok millet tarafından bilinmekte, birçok kültürde kendine yer bulmakta. Şahmeran efsanesinin bu kadar meşhur olmasına en neden temel belki de aşk üzerine yoğunlaşmış olmasıydı. Dünya üzerindeki tüm varlıklar çiftiyle kendi yansıması ile yaratılmıştır. Tüm varlıklar önce kendi eşini bulurlar, oradan da gerçek sevgiliye ulaşmak için çabalarlar. İşte bir varlığın ki bu varlık insan olsun, hayvan olsun ya da bir cansız varlık olsun, dünya üzerinde çiftini bulmasına, o eş vasıtasıyla gerçek sevgiliye ulaşma yoluna aşk adı verilmektedir. Yaratılan her şey eşiyle mevcuttur. Burada insana ele alırsak ki aşkı en kuvvetli, en güçlü yaşayan varlıktır. Yaratılıştan itibaren aşkı ile hep anılmış varlıktır. İnsan aşk ile var olmuştur. Aşk ile ölecektir. Dünyada beşeri aşkın peşinden koşturur. Beşeri aşkı bulduktan sonra da ilahi aşka kavuşmayı bekler hep insan. Kimi gerçek aşka ulaşır, kimi ise geçici aşk ile fazla oyalandığından gerçek aşkı ulaşmaya ne vakti kalır ne de gücü. Aşk bütün milletlerin yazılanlarında, sanatlarında kendine yer bulmuş belki de tek duygudur. Şiirler, şarkılarda, hikayelerde, resimlerde ve daha birçok yerde adından sıkça söz ettirmiştir. Adından söz ettirmeye de devam eder. İşte tüm insanlık bu yegane, bu yüce duygu etrafında toplanmıştır.'' Sanatçılar aşkı eserlerinde başucu kelime olarak görmüşler, kalemlerine aşk ile şekil vermişlerdir. Aşk okuduklarımızdan, dinlediklerimizden, izlediklerimizden hareketle her daim erkeklerin bünyesinde şekillenmiş olarak gözükmüş ve kadınların aşkından çok fazla söz edilmemiştir. Şiirler kadınlara yazılmış, şarkılar kadınlara söylenmiş, resimler kadınlara çizilmiştir. Herkesin bildiği meşhur efsane ve hikayelerimizde bile erkek, sevgilisine olan aşkından çöllere düşmüş, dağları delmiş, krallığını bırakmış, bir taht düşmüş, harap olmuştur. Burada bunları erkeğe yaptıran kadındır ve kadının aşkı erkeğin aşkı vasıtasıyla anılmaktadır. Yoksa kadının aşkının tek başına bir gücü görünmemektedir. Şahmeran hikayesinde aşk bir kadın vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Burada aşkı için ölümü bile göze alan bir kadın Şahmeran vardır. Cemşaba olan aşkından hiçbir şeyi gözü görmez ve tüm tehlikeleri göze almıştır. Bu kadın aynı zamanda bir bilgedir. Başına gelecekler neler olabileceğini önceden görmüştür. Sonunun kötü biteceğini bile bile tek aşkı olan Cemşab'a güvenir ve kendi mezarına hazırlar. Burada karşımıza çıkan kadın tam anlamıyla bir kadın değil, ihanet simgesi ve sevgilisine yaratılışından itibaren aslında bünyesinde barındıran, vücudu yılanla bütünleşmiş bir kadındır. Dünya üzerindeki tüm varlıkların çift yaratıldığını söylemiştik. İşte bu hikayede Şahmeran, yarı yılan, yarı insan yaratılışında aslında Cemşapı da barındırmaktadır. Şahmeran hikayesi Cemşap'ın aşkı şeklinde yazılsaydı nasıl olurdu? Bahar sabahının erken saatlerinde kuş sesleri eşliğinde uyanmıştı Cemşap. Erkenden uyanmak rahmetli babasından kalan bir alışkanlıktı. Cemşap'ın babası sabahın erken saatlerinde kalkar yoluna koyulurdu. Günün bereketi erken kalkmayı da saklıydı. Babası bunu düstur edinmişti. Cemşap'a erken kalkıp işinin başına koyulmasına annesi tembihlemiş. Babasının da bu şekilde davrandığını annesi anlatmıştı. Çünkü Cemşap bunları babasından duyma imkanı olmamıştı. Cemşap'ın babası Cemşap daha anne karnındayken bu dünyadan göçüp gitmişti. Ama annesi hep babasına anlatmıştı Cemşaba. Zaten hep babasına benzediğini, babası gibi davrandığını söylerdi. Cemşap yatağından kalktı ve ağır ağır ilerleyerek içeriye geçti. Yılların izlerini yüzünde taşıyan yaşlı annesi, oğlundan önce kalkmış divanda oturmaktaydı. Annesiyle selamlaştıktan sonra hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Cemşap ve yaşlı annesi geçimlerini bazı çıkartarak ve Cemşap'ın ormanda topladığı odunları satarak saklama, sağlamaktaydı. Cemşap da hazırlıkları tamamlayıp bir önceki gün çıkardığı malları satmak için yola koyuldu. Köy meydanına vardığında herkesi işinin başında gördü. O da malları köy meydanına satmaya koyuldu. Bu sırada Cemşap'ın iki yakın arkadaşı Aydın ve Özkan yardım etmek için Cemşap'ın yanına gelmişlerdi. Tüm gün üç arkadaş balları çabucak satıp evlerinin yolunu tutmuştu. Aydın iri yapılı, uzun yüzlü, karaca bir oğlandı. Aydın da çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Hem kardeşlerine hem annesine bakarak hayatını sürdürüyordu. O da Cemşap gibi bal satarak odun toplayarak geçimlerini sağlamaktaydı. Cemşap ile yıllardır dostluk ediyordu. Özkan uzun boylu, zayıf, seyrek saçlı bir çocuktu. Özkan ve Cemşap ile sonradan tanışmış ama hemen kaynaşmıştı. O da Özkan ve Cemşap ile balları ağaç kovuklarından çıkarır, onları güzelce hazırlar ve Cemşap ile Özkan'ın balları satmasına yardım ederdi. Bu üç arkadaş haftanın iki günü ormana gider, ağaç kovuklarından balları el birliğiyle çıkartır ve onları hazırladıktan sonra yine el birliğiyle satarlardı. Ballardan sağladıkları kazancı da eşit şekilde paylaşır ve geçimlerini sürdürürlerdi. Cemşap, Aydın ve Özkan yine bal toplamak için ormana doğru yola çıkmışlardı. Üç arkadaş sohbet eşliğinde ormana vardılar. Her zaman yaptıkları gibi Cemşap ağaca çıkarak Aydın ve Özkan da onun kovuktan çıkardığı balı kovaya boşaltacaktı. Cemşap ağır ağır ağaca çıktı. Bir eliyle ağacın dalına, bir eliyle de ağacın kovuna tutundu. Tam kovuktan bala uzanacakken dengesini kaybedip ağacın altındaki kuyunun içine düştü. Aydın ve Özkan telaş içerisinde onu tutmak için kollarını uzatsalar da fayda etmedi. Cemşap çoktan kuyunun dibini bulmuştu. Aydın ve Özkan başlarını kuyuya doğru uzattılar ama Cemşap'ı göremediler. Özkan birden ayağa kalktı ve Aydın'a dönerek Aydın çabuk köye git yardım gelecek birilerini bul zaman kaybetmeyelim. Aydın bir kuyuya bir de Özkan'a baktı. Sonra temkinli bir şekilde Özkan'a yaklaşarak fısıldıyla Özkan kuyu çok derin sen de biliyorsun. Buraya düşen sağ çıkmaz. Zaten Cemşal'ın sesi de gelmiyor. Biz bu balı alıp gidelim. Köy halkına da Cemşal'ın annesine de söyleyecek bir şey buluruz. Balı ikimiz paylaşır. Daha çok para kazanırız. Hem birazdan hava kararacak. Orman çok tehlikeli. Acele etmezsek birazdan kurtlar buraya gelecektir. Haydi gidelim.'' Özkan bir an Aydın'ın söylediklerine inanamadı. Şaşkınlıkla ona döndü. Aydın ne diyorsun sen? Cemşak bizim dostumuz. Hem ben yokken sen vardın onun yanında. Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Özkan biliyorum o bizim arkadaşımız. Ama yapabileceğimiz bir şey yok ki. Dinlesene kuyudan ses bile gelmiyor. Mecburuz gitmeye. Kendimizi ailemizi düşünmek zorundayız. Yaşananlar ve Aydın'ın söyledikleri karşısına şaşıran Özkan ne yapacağını bilemez şekilde etrafına bakınmaya başladı. Özkan'ın halini gören Aydın, Özkan'ın kolundan tutarak adeta sürüklercesine çekiştirmeye başladı. Özkan, çaresiz Aydın'a uyarak yürümeye başladı. Özkan yürüyor ama belli aralıklarla da arkasına bakmaya devam ediyordu. Durumu fark eden Aydın, sert bir şekilde Özkan'a döndü. Arkana bakma artık Özkan. Cemşab'ın kuyudan çıkıp gelecek hali yok. Emin ol, senin kadar ben de üzüldüm. Ama talihsiz bir kaza yaşandı işte. Artık yolumuza bakmamız lazım. Özkan müteessirle Aydın'a baktı ama hiçbir şey söylemedi. Dostun ihaneti. Hayatta ailesinden sonra dostu gelir bir insanın. Hatta bazılarının ailesinden de önce gelir dostları ya da dostu. Ne demektir dost? Sözlük anlamına bakacak olursak belirli bir çerçeve içinde tanım çıkacaktır karşımıza. Birilerine sorduğumuzda ise herkesçe farklı bir anlam çıkacaktır. Kimi en yakın arkadaş, kimi yoldaş, kimi sırdaş diyecektir dost için. Belki isim verecek, resmini gösterip onu soyuttan somuta dönüştürecektir. Etten kemikten bir varlığa dönüşecektir. Sadece bir insan da değildir dost. Belki bir köpek, belki bir çiçek, belki de bir kağıt parçası. Herkesçe bir tanımı bir şekli olacaktır dost kavramının. Dost, yeri gelecek aile olacak, yeri gelecek eş olacak, yeri gelecek yoldaş olacaktır. Güldüğünde kahkahaları, ağladığında gözyaşına eşlik edecek, düştüğünde kaldıracak, herkes yapamaz dediğinde o yapar diyecektir. İnsana koşulsuz güvenecek, bir hata yaptığında da hatayı dostuna dürüstçe söyleyecektir. Dost ile ilgili birçok atasözü, deyim, şiir, şarkı, hikaye vardır edebiyatımızda. Her sanatçı kendi sınırları çerçevesinde dost tanımları yapmış, kimi dostu övmüş, kimi de yermiştir. Her insan her sanatçı hayatında karşılaştığı ve dost yerine koyduğu insanlara göz önünde bulundurarak tanımlamamış, yapmış, met metiyeler ya da yargılar düşmüştür. Bir insan dost dediği kişiden bir kötülük gördüğünde dost kazığı, iyilik gördüğünde dost dostun eğerlenmiş atıdır gibi atasözleri ve deyimleri kullanır. Yaptığı hatalara dostu uyardığı vakit dost acı söyler. Dost ağlatır, düşman güldürür. Dostun attığı taş baş yarmaz gibi birçok atasözü karşımıza çıktığını görürüz. Peki sizlere sorarsak dost sizin için ne demektir? Bir arkadaş, kardeş, eş, yoldaş, sırdaş. Belki de daha farklı bir tanım yapacaksınız. Belki dost dediğimizde iyi bir şeyin tam aksine kötü bir şey düşünüyorsunuzdur. Aynı Cemşap gibi siz de dostunuz tarafından ihanete uğramışsınızdır. Kim bilebilir? Dostun ihanete ise ağırdır. Zaten hayatta bakıldığında sıradan bir insan kişiye ihanet edemez. Ama dost ihanet edebilir. İhanet kavramı sanki sadece dosta aittir. Ondan başkası ihanet edemez gibi görülür. İnsan dostuna Belki de gözü kapalı güvendiği için ona ihaneti yakıştıramaz ve dosttan ihanet geldiğinde de kaldıramaz. Her dost ihanet eder diye bir kaide yoktur bu hayatta. Ama fazla güvenmek ve iyi tanımamak ihanete sebebiyet verir. Kişi dostunu gözü kapalı güvenir, evine alır, sofrasına davet eder, derdini paylaşır, sırrını açıklar, dost diyebildiği de bu güveni kırar. Dostun ihaneti ağır gelir insana. İnanmak istemez, kabullenemez. Dostun ihaneti ağırdır. Hikayemizde karakterimiz Cemşaf iki dostu Aydın ve Özkan ihanetine uğramıştır. Yusuf'un kardeşleri tarafından ihanete uğraması gibi. Yusuf da öz kardeşleri tarafından kuyuya atılmamış mıydı? Hatırlayalım. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız Güneşi ve ayı gördüm. Bana secde etmekteler iken gördüm demişti. Babası demişti ki, oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Hazreti Yusuf'un kardeşleri onu kıskanmaktaydı. Babası Yusuf'u her daim ayrı severdi. Bu durum kardeşler arasında bozgunculuğa sebep verdi. Bir gün plan yaptılar ve babasından izin alıp Yusuf'u ormana götürdüler. Yusuf'u orada bir kuyuya attılar. Babalarına da hesap vermek için Yusuf'un gömleğini kana bulayıp ormanda ona kurt saldırdığını söylediler. Yusuf'un babası inanmasa da bağrına taş basıp oturdu. İşte Yusuf böyle sultan oldu. Cemşap da yarı yolda bırakıldı. Belki dost bildikleri tarafından kuyuya atılmadı ama kuyunun dibinde bırakıldı. Gerçek dost muydu Aydın ile Özkan? Cemşap Aydın ile Özkan'ı dost olarak görmüştü ama Aydın ile Özkan Cemşap'ı dost olarak bilmiş miydi? Dost dediğin yarı yolda bırakır mıydı? Dost dediğin seninle kuyuya atlamaz mıydı? Dost dediğin düştüğünde tutunacak eli esirger miydi? Cemşap'ın dost bildiği Aydın ile Özkan, Cemşap kuyuya düştüğünde ona el uzatmak yerine oradan kaçmayı tercih etti. Dost dedikleri kişiyi karanlığa hapsettiler. Aynı durumda Aydın ya da Özkan olsaydı, kuyunun dibinde onlardan birisi bulunsaydı, Cemşap da aynısını yapar mıydı bilinmez ama Aydın ve Özkan gerçek dost olmadığı daha ilk düşmede kendini belli etti. Yusuf'a kuyuya atan kardeşleri ile Şab'ı kuyunun dibinde bırakan Aydın ile Özkan'ın arasında ne fark vardır? İki tarafta kendilerini koşulsuz güvenen kişilere ihanet edip tek başına bırakmıştır. İki tarafta dostluklarına sahip çıkmamıştır. İki tarafta kıskançlıklarını yakınlarına ödetmiştir. Cemşap dengesini kaybetmiş ve bir anda ne olduğunu anlamadan kendisini kuyudan aşağı düşerken bulmuştu. Dipsiz kuyuya düşerken kafasını kenara çarpan Cemşap kısa süreli baygınlık geçirmişti. Baygınlığı sırasında Cemşap bir rüya gördü. Cemşap rüyasında bir gül bahçesinde dolaşmaktadır. 40 çeşit gülün olduğu bahçede rahiyalar arasında dolaşan Cemşap güllerden birisine uzanır. Tuttuğu gül daha önce Cemşap'ın hiç görmediği bir renktedir. Mavi dese değil, sarı dese değil, kırmızı dese değil, çok değişik bir rengi olan gülü çözmeye çalışan Cemşap, bir an gülü sap kısmından kavraması ile eline derin bir yara açıldı. Gülün dikeni Cemşap'ın elini yarmıştı. Elinden fışkırıcısına sıcak kan akmakta ama Cemşap, Ufak bir sızı bile hissetmemekteydi. Elindeki kanı durdurmak için bir şeyler arayan Cemşab'ın gözü bir an güllerin arasında kendisine hoş bir gülümseme ile izleyen kadına takıldı kaldı. Bu kadın Cemşab'ın daha önce gördüğü hiçbir kadına benzemiyordu. Eşsiz bir güzelliği beline kadar uzanan saçları başka hiçbir kadına yakışmayacak kadar bir gülümsemesi vardı kadının. Cemşab daha önce eşine benzerine rastlamadığı bu kadının büyüsüne kapılıp elinden akmakta olan sıcak kanı unutarak kadına doğru usul usul gitmeye başladı. Kadının yanına vardığında hala gözlerini ondan alamaz bir şekilde onu izliyordu. Cemşab'ın sanki dili tutulmuştu. Konuşmak, bir şeyler söylemek istiyordu ama ağzından tek kelime çıkmıyordu Cemşab'ın. İlk defa karşılaştığı kadın sanki Cemşap konuşmak isteyip de konuşamadığını anlamış gibi gülümsemesini sürdürerek Cemşap'a doğru geldi. Gül bahçesinde Cemşap ve kadından başka kimse yoktu ama kadın sanki başka birisi duyar endişesiyle Cemşap'ın kulağına yaklaştı. Senin yarının dermanı gül bahçesinde değil, kuyunun ilerisindedir. İleriye gitmekten korkma. Korkarsan yaran ömür boyu iyileşmez. İleriye git Cemşap, ileriye. Kadın bunları söyledikten sonra bir anda kayboldu. Cemşap ürpermişti. Bu kadın kimdi? Kuyu neredeydi? diye düşünürken ani bir sarsıntıyla kendine geldi Cemşap. Usul usul gözlerini açtı. Etraf karanlıktı, kapkaranlık. karanlık. Cemşap bir an kör olduğunu düşündü, göremiyordu. Telaş içerisinde etrafa dokunurken gözleri karanlığa alışmaya başlamıştı. Cemşap neredeydi? Ona ne olmuştu? Hiçbir şey bilmiyordu. En son hatırladığı dostlara Aydın ve Özkan ile ormana bal aramaya geldikleri, balı çıkarmak için Cemşap'ın ağaca çıktığıydı. Tabii ya, Cemşap bal çıkarmak isterken dengesini kaybedip kuyuya doğru düşmüştü düşerken de kafasını çarptığını hatırlıyordu. İşte burası da kuyu olmalıydı. Düştüğü dipsiz kuyu. Cemşap yaşananları düşünürken birden gördüğü rüya aklına geldi. Rüyasında gördüğü o bahçe neredeydi? O eşi benzeri görünmemiş güller neredeydi? Hayatında hiç rastlamadığı o kadın kimdi? Cemşap bunları düşünürken elinde bir sıcaklık hissetti. Eline baktığında usul usul akan kanı gördü. Ne zaman kanamıştı eli? Acı çekmiyordu, sızı bile yoktu. Sadece kan vardı. Kanı durdurmak için ceplerini karıştırdı Cemşap. Ama ne bir mendil ne de bir bez parçası vardı. O sıra rüyasında gördüğü kadını söyledikleri aklına geldi. Senin yaranın dermanı gül bahçesinde değil, kuyunun ilerisindedir. İleriye gitmekten korkma.'' Korkarsan yaran ömür boyu iyileşmez. İleriye git Cemşap, ileriye. Cemşap rüyasında gördüğü kadının söylediği her şeyi çok net hatırlıyordu. Elindeki yaranın dermanı kuyunun ilerisindeydi. Ama kuyunun dibinde başka gidilecek yer yoktu. Cemşap ne yapacağını düşünür şekilde etrafına bakarken küçük bir delik gördü. Delikten ışık sızıyordu. Acaba kadının bahsettiği yer burası mıydı? Cemşap deliğe doğru iyice yaklaştı. Toprağa dokundu. Toprak yumuşaktı. Çekip atsa ayağın dibinde çekilecekti. Cemşap tek eliyle toprak kazmaya başladı. Cemşap kazdıkça ışık büyüdü. Kazdıkça ışık büyüdü. En sonunda Cemşap içinde geçebileceği büyüklükte bir delik oluşmuştu. Cemşap kenarlardan destek alarak ışığın geldiği delikten içeriye doğru yavaşça geçmeye çalıştı. Cemşap'ın hareket etmesiyle birlikte delik sanki büyüdü ve Cemşap ne olduğunu anlamadan kendisini bambaşka yerde buldu. Gül dikeni, gül sevgilidir, gül bahardır, gül ışıktır, gül aşktır, gül ayrılıktır, gül maşuktur, Gül, bu dünya üzerinde çiçeklerin şahı olarak kabul edilmiştir. Her çiçek ondan ilham almış, her çiçek ona benzemeye çalışmış. Her çiçek onun gibi kokmak istemiş, her çiçek onun gibi sevilmek istemiştir. Gül, bülbülün sevgilisi olmuştur. Bülbül, gül içine gece gündüz acı çekmiş, harap olmuştur. Önce günlerce gülün açmasını beklemiş, açtıktan sonra ise güle ulaşmak gül ise bülbüle acı çektirmekten keyif almıştır. Onun halini gördükçe iyice böbürlenmiş ve bülbülden yüzünü sakınmıştır. Hatta bülbül daha da acı çeksin diye etrafını muhafızlarla donatmış ve bülbülün kendisine yaklaşmasını engellemiştir. Gariban bülbül gülün bunca acımasızlığına rağmen onu sevmekten vazgeçmemiş, sevgilisi ona eziyet ettikçe daha da sevmiştir. Bülbül her güle koştuğunda bir muhafızla karşılaşmıştır. Muhafızla savaşmış ve her seferine kan revan içinde geri dönmüştür. Bir rivayete göre gül ilk yaratıldığı zamanlarda beyazdı. Güzelliği ve saflığı ile etrafı ışık saçıyordu. Onu her gören kendine aşık olmaktan alamıyordu. Gür ise hiçbir aşığına yüz vermez, hepsine acı çektirirdi. Bu sebeple de hiçbir aşığı güle yaklaşmaya cesaret edemezdi. Günlerden bir gün bülbül aşkından dayanamaz hale geldi. Ne olursa olsun gülün yanına gidecek ve ona aşkını ilan edecekti. Tüm cesaretini topladı ve gülün yanına uçtu. Gülün yanına vardığında bir engelle karşılaştı Bülbül. Gülün etrafı diken doluydu ve Bülbül güle nasıl ulaşacağını bilmiyordu. Bülbül yine de vazgeçmedi. Her şeyi göz almıştı. Bülbül tüm acıya ve akan kana aldırış etmeden en yukarıya doğru uçtu. Gülün yanına vardığında her tarafı delik deşik oldu. Kan akıyordu. Her bir yerden onca acıya, onca kana rağmen Gül'ün yanına ulaştığı için gurur doluydu. Gülümseyerek Gül'e doğru baktı. Gül'ün her tarafı bülbülün kanı ile bulanmıştı. İşte o zaman beyaz gül, kırmızı gül olmuştu. Şimdilerde kırmızı gülün aşkı temsil etmesi de işte bundandır. İlk akla da bülbülün aşkı gelir. Cemşap da kendisini bir gül bahçesinin içine bulmuştu. Hayatında hiç görmediği bu bahçe karşısında şaşkınlıkla dolaşırken o da bülbül gibi içinde kalmıştı. Dermanı yine o gül bahçesinde buldu Cemşap. Hem yarasının hem de acı dolu hayatının dermanına. Öyle bir kadın ki gören aşık olur. Nutku tutulmak belki de bu kadına söylenmiştir. Öyle bir kadın ki Hani Yusuf'u görünce güzelliği karşısında elini kesen kadınlar var ya, işte bu kadını görenler onun güzelliği karşısında bülbüle dönerler. Kadın dermanını bulması için Cemşap'a gitmesini, cesaret etmesini söylemişti. Kimdi bu kadın? Cemşap'ın dermanın nerede olduğunu nereden biliyordu? Cennetten gelen bir melek miydi? Cemşap nasıl güvenirdi ona? Cemşap Rüyadan kalktı. Belki de gaflet uykusundan gidecekti derman her neredeyse onu bulacaktı. İnsan korkmadan, kaçmadan yola çıkmalıdır bu hayatta. Gidilen yol insan için değişimdir. Atılan her adım insana bir kazanımdır. Cemşap korkmadan bir delikten girdi. Sonunun nereye çıkacağını bilmeden hem de. işte insan da hayatta bir cemşap olmalı. Onun yarasına derman arıyorsan. Cemşap ne olduğunu anlamadan kendisini eşsiz güzelliği olan bir bahçede buldu. Bahçe rengarenk, her tarafında envai çeşit ağaç ve çiçeğinin bulunduğu, insanoğlunun hiç ayak basmadığı bir yerde. Cemşap şaşkınlık ve hayranlık içerisinde bahçeyi seyredaldı. Bahçeden gelen hoş rahiyalar arasında mest olan Cemşap arkasına gelen sesle ilgildi. Sen de kimsin? Cemşaf korku ve şaşkınlık içinde sesin geldiği varlığa bakıyordu. "Cevap versene, kimsin? Burayı nasıl buldun?" diye tekrarladı sesin sahibi. Sesin geldiği varlık kadın desen değil, yılan desen değil, yarısı kadın, yarısı yılan olan ve Cemşaf'ın daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığı varlık. Cemşaf öfkeyle bakıyor, cevap bekliyordu. Cemşaf Uzun süren şaşkınlıktan sonra kekelemeye başladı. Cemşap dünyada hiç böyle bir şey görmemişti. Sanki farklı bir yerdeydi. Karşısında benden aşağısı yılan olan bir kadın vardı. Cemşap'ın dediklerinden hiçbir şey anlamayan yarı kadın yarı yılan ''Burayı nasıl buldun? Ne arıyorsun sen burada?'' dedi. Cemşaf hala korku ve şaşkınlık içerisinde, kendisinin konuşmasını bekleyen yarı yılan yarı kadın olan varlığa ne cevap vereceğini düşünüyordu. Bu sırada elinde bir sıcaklık hissetti. Kan hala durmamıştı, akmaya devam ediyordu. Cemşaf yavaşça elini yukarıya doğru kaldırdı ve karşısında dikilmiş kendinden cevap bekleyen varlığa elini gösterdi. Ben şey, elimin dermanı için gelmiştim dedi. Cemşap hala kekelemeye devam ediyordu ama korku ve şaşkınlığı yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Karşısındaki varlık Cemşap'ın eline doğru baktı. Cemşap'a bakarak ''Burayı nasıl buldun? Kim söyledi sana?'' Bu sırada Cemşap'ın gördüğü rüya aklına gelmişti. Rüyasında eşsiz güzellikteki bahçede dolaşırken elini diken batmış ve eli kanamaya başlamıştı. Cemşap elindeki kan için ne yapacağını düşünürken karşısına çok güzel bir kadın çıkmış ve ona derdinin dermanın gitmesi olduğunu söylemişti. Kadın. Cemşap'ın gördüğü rüyadaki kadın şu anda tam da karşısındaydı. Cemşap korkudan bunu fark edememişti. Evet işte oydu. Rüyasında gördü ve hayatında hiç böyle bir güzelliğe rastlamadığı kadın tam karşısındaydı. Cemşap şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez haldeyken karşısındaki kadın tekrardan sen burayı nasıl buldun, kimsin, eline ne oldu diye sordu. Sen olsun rüyamdaki kadın, sen dedin, git dedin, dermanını bul dedin, evet evet sen olsun. Kadın Cemşap'ın söylediklerinden hiçbir şey anlamadı. Cemşap'ın şaşkınlığı yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Elindeki yaradan ise kan hala akmaya devam ediyordu. Kadın durumu fark edince Cemşap'a bir mendil parçası uzattı. Cemşap mendili alıp almamakta tereddüt etti. Elindeki kanın durmayacağını anlayınca kadının uzattığı mendili aldı. Yarasının üstüne mendili bastırırcasına mucizevi bir şekilde kan durdu. Cemşap bir şaşkınlık daha yaşıyordu. Cemşap şaşkınlığı üzerine atmaya başlayınca derin bir nefes aldı. Sakince başından geçen her şeyi kadına anlatmaya başladı. Bal aramaya çıkması, ağaçtan düşmesi, kendini kuyudan, kuyunun dibinde bulması, Rüyası, yarası, bulduğu delik, başından geçen her şeyi sanki tekrardan yaşıyormuş gibi kadına anlatmıştı Cemşap. Cemşap'ın anlattıklarını bir sükut içerisinde dinleyen kadın biraz rahatlamış ve Cemşap'a güven dolu bir sesle Hoş geldin o zaman, yarının dermanı burada mıdır bilmem ama seni misafir etmek isteriz. Kendimi tanıtayım, ben Şahmeran, yılanların şahı Şahmeran. Cemşap rüyadan uyandı. Nasıl bir uykudur ki sanki her şeyi yaşamıştı. Rüyadan uyandı ama kendisi yine de başka bir rüyada buldu. Bir şahmeran rüyası. Kimdi bu? Nasıl bir kadın? Kadın mı, yılan mı? Hem çok güzel hem korku verici. Cemşap'ın rüyası gerçek olmuştu. Yusuf'un da rüyası gerçek olmuştu. Yusuf bin türlü zorluktan geçmişti katlandığı tüm zorluklar karşısında sultan olmuştu. Cemşap'ın zorluğu nasıl olacaktı? Cemşap nerenin sultanı olacaktı? Cemşap hem hayranlık hem de korku duymuştu Şahmeran'a karşı. Kendisinin hala rüyada olduğunu düşünüyordu. Düşmesinin etkisiyle muhtemelen başını vurmuştu. Ve baygınlık sırasında rüya görüyordu. Yoksa bunlar gerçek olamazdı. Birazdan dostları Aydın ile Özkan yardım getirecek ve onu kuyudan çıkaracaktı. Cemşap bunları düşünürken Şahmeran da Cemşap'ı inceliyordu. Kimdi? Buraya nasıl gelmişti? Ona burayı kim göstermişti? Sırları açığa çıkarsa bundan sonra ne olacaktı sırları? Şahmeran ve orada yaşayan her canlının ortak bir sırrı vardı. Bu sır eğer insanlar tarafından öğrenilirse felaketleri olurdu. Şahmeran buranın şahı olduğuna göre orayı korumak da ona düşüyordu. Şahmeran tüm bu sorularla boğuşurken Cemşap konuştu. Ben hala rüyada mıyım dedi. Şahmeran karşılaştığı bu soru karşısında ne cevap vereceğini düşünürken Cemşap'ın yarasının yeniden kanamaya başladığını gördü. Yaran dedi Cemşap. Boş gözlerle Şahmeran'ın baktı. Şahmeran yeniledi. Yaran, yaran tekrar kanamaya başladı. Cemşap eline baktı. Gerçekten de yarası tekrardan kanamaya başlamıştı. Ne garip ki hiçbir acı duymuyordu. Oluk oluk kan akıyor ama bir sızı dahi yoktu. Elindeki yara için ne yapacağını sorar gözlerle Şahmeran'a baktı. Şahmeran durumu anladı. Gel gidelim Elindeki yaraya bakalım dedi. Cemşap bir an tereddüt etti. Zaten hayal ile hakikati karıştırmış vaziyetteydi. Şahmeran, Cemşap'ın tereddüt ettiğini görünce ''Korkma, burada sana zarar gelmez. Yarana bir bakalım.'' Cemşap, Şahmeran'ın peşinden gitmeye başladı. Bir yandan da etrafı seyrediyordu. Her yer envai çeşit ağaç ve çiçeklerle donatılmıştı. Bu bahçe rüyasında gördüğü o bahçeden bile daha güzeldi. Gerçi Hangisi rüya? Cemşap hala çözememişti. Belli bir müddet gittikten sonra bir kapıdan içeriye girdiler. İçerisi rengarenk motiflerle bezlenmiş, kocaman bir köşke benziyordu. Cemşap gözlerini alamıyordu. Bu kadar güzellik ancak masallarda olurdu. Etrafa hayran gözlerle bakarken Şahmeran'ın seslenmesiyle kendine geldi. Yabancı, gel şuraya otur, yarına bakalım dedi. Şahmeran bu sözüyle içeriye birden yılanlar doğdu. Her birinin elinde bir şeyler vardı. Bunlar Cemşap'ın yarasına sürülecek merhemdi. Cemşap o kadar yılanı bir arada görünce ne olduğunu anlayamaz bir şekilde büyük bir korkuyla kaçmaya başladı. Şahmeran hemen onu durdurdu. Korkma. Sana yılanların şahı olduğumu söylemiştim. Onların hepsi benim emrimde çalışır. Sana bir zarar vermezler. Ben onların şahıyım. Cemşap Yaşanan bu kadar olay karşısında hem büyük bir korku hem de büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. Bu sırada elinin yanısı kanamaya devam ediyordu. Şahmeran yılanların getirdiği merhemler ile Cemşap'ın eline baktı. Sürdüğü merhem ile kan durmuş, bir anda yara iyileşmişti. Yara iyileşince en başından beri acı duymayan Cemşap büyük bir acı duydu. Bu acıyla birlikte feryat etti. Cemşap'ın görünür yarası iyileşmişti. Görünen yara iyileşti iyileşmesine ama görünmeyen yarası sızlamıştı. Cemşap ilk defa böyle bir acı ile karşılaştı. Ne deniyordu bu acıya? Tarifsizdi. Tarif edemiyordu Cemşap. Birisi sanki elini Cemşap'ın ruhuna dokundurmuştu. Sıktıkça sıkıyor, nefes alamaz hale getiriyordu. Cemşap garip bir şeyin içindeydi. Masal dese değil, rüya dese değil, Cemşat içinde bulunduğu alemi hissediyordu. Hissediyor ama sanki dokunsa her şey kaybolacak, yoksa ölmüş müydü? Öldü de cennette miydi? Olsa olsa cennette olurdu. Yoksa böyle bir güzellik dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir şehrinde, hiçbir beldesinde bulunmazdı. Eğer dünya üzerinde böyle gerçek güzellikte bir yer olsaydı, insanoğlu orayı keşfettiği an mahvederdi. Cemşap öldüğüne kanaat getirdi. Demek ki kuyuya düştükten sonra ölmüştü. Başka bir açıklama bulamıyordu. Peki Cemşap öldüyse bu karşılaştığı kadın görünümlü yılan da neydi? Cemşap'ın aklına Hazreti Adem kıssası geldi. Hazreti Adem, sen ve eşin cennete oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara Suresi 35. Ey Adem, şüphesiz bu iblis senin ve eşin için çok tehlikeli bir düşmandır. Dikkat edin, sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa ihtiyaçlar içinde koşturur durursunuz. Sıkıntı çeker perişan olursunuz. Taha 117 Derken şeytan ona vesvese verip, Ey Adem ne dersin sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak bir saltanatın yolunu göstereyim mi dedi. Taha 120 Sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle Allah'a yalvardı. Tevbe etti. Allah da tevbesini kabul buyurdu. Bakara 37. Kur'an'ın açık ifadesine göre Hazreti Adem ve eşi tarafından işlenmiş ve nesline kalmış bir asli günah yoktur. Hazreti Adem'in hatası tövbesi sayesinde kabul edilmiştir. İslam'a göre kimse kimsenin günahını yüklenmez. Suç ve günah şahsi'dir. Herkesin günahı kendinedir. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından İslami geleneğe geçmiş bulunan kadın hakkındaki olumsuz telakki yani kadının Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'e günah işletip cennetten çıkarılmasına yol açtığı asli günahın asli sebebinin kadın olduğu bu yüzden dünyada ondan uzak kalınması gerektiğini anlayışında Kur'an'ın lafız ve ruhuna aykırıdır. Kur'an-ı Kerim ayak kaydıran kadın Hazreti Havva değil şeytan olduğunu açıklamaktadır. Mitolojide kısa şu şekildedir. Şeytan itaat etmediği için cennetten kovulmuştur. Cennete tekrar girmenin yollarını düşünen şeytan kıskançlıktan ne yapacağını şaşırır. O zamanlar cennetin bekçisi yılandır. Yılan o zamanlarda çok güzeldir ve ayakları vardır. Yılanı kandıran şeytan yılanın ağzında cennete girer. Cennete girdikten sonra Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı kandırarak onlara yasak meyveyi yedirir. Allah Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın meyvesi yemesi üzerine onları dünyaya gönderir. Yılanı da lanetler. Onun güzelliğini değiştirir ve ayaklarını keser. Karnının üzerinde süründürür. Cennetin bekçilerinden birisi de tavus kuşudur. Allah onun da ayaklarını çirkinleştirilmesiyle cezalandırır. Hazreti Adem, Hazreti Havva, yılan ve tavus kuşu cezalarını çekmek üzere dünyaya gönderilir. Mitolojiden hareketle kadın yılan ile ilişkilendirilir. İhanet kadına yüklenir. Yılan da ihanetin temsilcisidir. Koynunda yılan beslemek değil mi? Belki bu durumdan hareketle söylenmiş olabilir. Şahmeran da yarı yılan, yarı kadın bir canlıdır. Hikayede Şahmeran'ın değil, Cemşab'ın ihaneti görülür. Başlarda da söylemiştik. Şahmeran aslında Cemşab'ı bedeninde taşıyordu. Şahmeran, Cemşap ile bütünleşmişti. İhanet eden Cemşap'tı ama Şahmeran da bir Cemşap'tı. Cemşap, Şahmeran'ı incelemeye başladı. Ömrü hayatı boyunca böyle farklı bir varlıkla karşılaşmamıştı. Bu zamana kadar çok masal dinlemiş, çok efsane duymuştu. Dinlediği hiçbir masalın, anlatılan hiçbir efsanenin içinde tavsir edilen hiçbir kahramana benzemiyordu Şahmeran. Adını da duymamıştı daha önce hiç. Şahmeran. Yılanların şahı demek. Gördüğü kadarıyla da bu doğruydu. Etrafında bulunan binlerce yılan Şahmeran'a itaat ediyordu. Şahmeran çok güzel bir kadındı. Böylesine eşsiz güzellik dünya üzerinde hiçbir kadında yoktu. Başının üzerinde altından yapılmış, taşlı ve görkemli bir taş vardı. Tacın üzerinde bulunan kıymetli taşlar göz alıcıydı. Belden aşağısı yılana dönüşüyordu. Vücudunun üzerine renkli pullar bulunuyordu. Her rengi barındırıyordu Şahmeran üzerinde. Dünya gibiydi. Her renk, her kıymetli taş, her türlü güzellik Şahmeran'ın üzerindeydi. Sanki tek bir renk sesi, diğer renklere haksızlık olacak diye düşünüp tüm renkleri almıştı üzerine. Şahmeran'ın belden aşağısı yılandı. Ama korkutucu değildi. O da dünya üzerinde bulunan hiçbir yılana benzemiyordu. Farklıydı, gururlu ve başı dikti. Boyun eğmiyordu, korkutucu değil ama büyülücüydü. Şahmeran karşısında duran yabancıya bakıyordu. Şahmeran Cemşab'ı dikkatlice incelemeye başladı. Uzun boyu, kavruk teni, siyah gözleri, gözünün kenarında küçücük bir beni vardı çekimsel bir yapısı vardı ya da böylesine yabancı bir yere gelmek, bu kadar çok yılan ile karşılaşmak onu korkutmuştu. Yılanların şahı bu garip yabancıyı anlamaya, onu tanımaya çalışıyordu. Şahmeran, bir insan ile bu kadar yakından tanıması bir ilkti. Bu bahçeye bir yabancı, daha doğrusu bir insan ilk defa giriyordu. Bir yabancı, bir insan, Şahmeran bunları düşününce tedirgin oldu bu ülke, bu yer, bu bahçe, yılanlar, şahmeran, tüm her şey bir insan tarafından keşfedilirse oranın ve yaşayan tüm canlıların felaketi olurdu. Burası ve tüm canlılar bir insan tarafından bilinmemeli, keşfedilmemeliydi. Şahmeran, yüzyıllar boyu ülkesinin bahçesinde yılanların korumuştu. Onları çok iyi saklamıştı. Burası onların bir sırrıydı. Şimdi bu sır bir insan tarafından açığa çıkmıştı. Ne olacaktı? Eğer bu ülkenin, bu bahçenin, bu canlıların ve en önemlisi Şahmeran'ın varlığından haberdar olursa insanlar asla rahat bırakmazlardı. Şahmeran ve ülkesinin sonu demek olurdu. İnsanoğlu ne garip varlıktır ki her şeyi mahvetmeyi kendine görev bilir. Zanneder ki elini dokundurduğu her yaratılmış, her varlık, her yeni şey onda şekil bulur. Asla öyle değildir. Bilir bunu insanoğlu. Bilmez gibi davranır. İnsanoğlu garip bir varlık, her şeyi mahveder. İnsan garip bir varlıktır. Bir dünya ister. O dünyayı bulmak ister. Bulduktan sonra onu almak ister. Anlamaya başlayınca onu değiştirmek ister. Bir ressam edasıyla eline fırça almak ister. Onu kendi istediği renklere boyamak ister. Boyar da boyar. Yetmez insana. Kendini heykel tıraş zanneder. Alır eline kesiciyi, dünyayı yontar da yontar. Kendince şekil verir. İnsan yine beğenmez. Daha da değiştirmek, daha da düzeltmek ister. Düzeltmeye çalıştıkça mahveder dünyayı. İnsan nankördür. Nankör bir varlıktır. Kendisine bahşedilen her şeyi zaten olması gereken gibi görür. Minnet duymaz, teşekkür etmez, şükretmez. Sadece şikayet etmeyebilir insan. Cemşap yavaş yavaş bulunduğu ortama, etrafında gördüklerine, yılanlara ve şahmerana alışmaya başladı. İlk korku ve heyecanı gitmişti. Acısı ise hala devam ediyordu. Kan durmuştu ama acı büyüktü. Hem de çok büyük. Cemşap Acıyla yüzünü buruşturdu. Dudaklarının arasında ufak bir inilti çıktı. Dayanamıyordu acıya. Şahmeran, Cemşap'ın haline üzülmüştü. Çok acı çektiği yüzünden belli oluyordu. Hemen emrinde bekleyen hizmetkarlarından birini yanına çağırdı. Ona ilaç getirmesini söyledi. Hizmetkar, göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde Şahmeran'ın istediğini yerine getirdi. Bu ilaç senin acını hafifletecek dedi. Cemşap bir şahmerana bir de elinde tuttuğu ilaca baktı. Kısa bir tereddütten sonra ilacı almak için elini uzattı. Şahmeran'a dokunması ile kendini bir anda geriye doğru çekti. Ürpermişti. Ne olduğunu anlayamadı. Aynı garipliği Şahmeran da yaşadı. Cemşap eline dokununca ürpermişti. Neden olduğunu bilmiyordu. Daha önce bir insana da dokunmamıştı. Kendini toplayınca ilacı buraya bırakıyorum. Buradan al dedi. Cemşap hafifçe başını salladı. Şahmeran ilacı bırakınca aldı ve ağzına götürdü. Garip bir kokusu ve tadı vardı. Ne olduğunu çözmeye çalıştı, ama bulamadı. Cemşap'ın annesi de köyde otlardan, ballardan ilaçlar yapardı. Cemşap hasta olunca annesi o ilaçlardan içirir, ertesi güne ayağa kaldırırdı. Annesini düşününce gözleri doldu Cemşap'ın. Kim bilir nasıl üzülmüştü şimdi. Cemşap tek çocuktu. Başka kardeşi yoktu. Zaten babası Cemşap annesinin karnındayken hayatını kaybetmişti. Köyün en sözü dinlenir insanıydı babası. Tüm köylü tarafından sevilir sayılırdı. Geçimlerini odunculuk yaparak ve fırsat buldukça ormandan bal çıkarıp onu satarak sağlarlardı. Babası ölünce de annesi Cemşap büyüyünce tüm işleri öğretmişti. Babasını da hep annesi anlamıştı Cemşap'a. Belki babasını hiç görmemişti ama annesinin her daim onu anlatmasıyla sanki hep beraberlerdi onunla. Gariban annesi şimdi ne yapıyordu acaba? Onu bulmak için kuyunun başına gelmiş miydi? Kadim dostları Aydın ve Özkan köyden yardım çağırmışlar mıydı? Tüm köy Cemşap'ı arıyordur kesin şimdi. Dayanamazdı anacığı. Dostları bırakmamıştır yardımla koşmuşlardır diye düşündü. Cemşap bunları düşününce daha da üzüldü. Kızından yaşlar akmaya başladı. Göz yaşlarının akmasına bir türlü engel olamıyordu. Cemşap'ı öyle gören Şahmeran, biraz dişini sık, ilaç acını hafifletir az sonra, sabretmeye çalış dedi. Şahmeran acıdan dolayı ağladığını düşünmüştü Cemşap'ın. Cemşap acıdan ağlamadığını, başına gelenlerden doğru ağladığını söylemek istedi ama sonra vazgeçti. Dünyaya gözümüzü açar açmaz başladık ağlamaya. Büyüdük, yürümeye çalışırken düştük, ağladık. Koşmaya başladık, dizimizi çarptık, ağladık. Okula gittik, ağladık. Okuldan döndük, ağladık. Sevdik, ağladık. Sevildik, ağladık. Üzüldük, ağladık. Mutlu olduk, ağladık. Ağlad Ağladığımıza da ağladık. Güldüğümüze de ağladık. Bulduk, ağladık. Kaybettik, ağladık. Gökyüzü kadar kocaman olmak istedik, ağladık. Bir toz dereceğine dönüşmek, yok olmak istedik ağladık. Kanayan yaramızla ağladık. Zuhur etmeyen yaramızla ağladık. Biz hep ağladık. Cemşab'ın acısı biraz hafiflemişti. Bahçenin hizmetkarları Cemşab'a izzet ikramlarda bulundular. Şahmeran da tahtına oturmuş, derin düşüncelere dalmıştı. Yaşadıkları bu bahçeye yaşayan tüm varlıklara ve kendisine zarar gelmesinden korkuyordu. Bir insanın Şahmeran'ın yılanlarını ülkesini öğrenmesi felaket demekti çünkü. Cemşap karnını doyurmuş ve biraz dinlenmişti. Ayağa kalktı, yürümeye başladı. Bahçeye gezmek istiyordu. Yeni bir dünya keşfetmiş gibiydi. Haksız da sayılmazdı. Burası daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı bir ülkeydi. Şahmeran ve yılanların güller ülkesi. Etrafta dolaşmaya başlayınca hayranlığı daha da artmıştı. Her yer daha önce ayak basılmamış gibi temiz, yabancı gözler değmemiş gibi güzeldi. Yerin en verimli toprağı, bulutların en iyi yağmuru, gökyüzünün en parlak güneşi sanki sadece bu bahçeyi değdi. En vay çeşit çiçek, renk renk güller, her türlü meyveyi barındıran ağaçlar, yemyeşil otlar bu bahçede göz kamaştırıyordu.'' Cemşap hayran hayran etrafa bakarken Şahmeran yanına geldi. Beğendin mi dedi. Cemşap usul usul kafasını salladı. Bu bahçeyi gören ilk insansın. Yeryüzünde burada yaşayanlar hariç hiçbir varlık buraya görmemiştir diye ekledi. Cemşap şaşırmıştı. Burası tam olarak neresiydi? Niye kimse bu bahçeyi bilmiyor dedi. Şahmeran derin bir iş çekti. Gözlerini uzak bir köşeye dikti. Eğer bu bahçenin varlığı bilinirse insan onu mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Eliyle etrafı gösterdi. Şuraya bir baksana. Herkes huzur içinde yaşıyor. Herkes çok mutlu. Gülleri işaret ederek konuşmasına devam etti. Şu güzelliklere baksana. Hepsinin rengi de ne kadar canlı, ne kadar güzel. İşte insan öğrendiği an buraya sahip olmak için elinden geleni yapacak. Savaş çıkacak. Her yeri talan edecek ve bu güzellikleri yok edecek. İşte bu yüzden bilmemeli. Cemşap Şap Şahmeran'ın söylediklerine katıldı. İnsanoğlu burayı keşfettiği an mahvederdi. Bunu anlamıştı. Peki kendisi? O da bir insandı. Ne olacaktı şimdi? Düşüncelerinden Şahmeran'ın konuşmasıyla uzaklaştı. Sen kendinden bahsene. Bahsetsene. Kimsin? Başına ne geldi? Burayı nasıl buldun diye. Cemşah başından geçen her şeyi kim olduğunu anlattı. Daha önce hiç görmediği babasını, yaşlı anasını, işini, dostlarını, aydını ve özkanı, ormanı kuyuya düşünü, kuyuda gördüğü rüyasını, rüyasındaki bahçeyi, kadını, elindeki yarayı, durmayan kanı, deliği, her şeyi anlattığına emin olduktan sonra soluklandı. Şahmeran onu pür dikkat dinlemişti. Hem ona üzülmüş hem de olanlara şaşırmıştı ülkesine, bahçesine, orada yaşayan yaşayanlara zarar gelecek korkusu Cemşap'ı dinledikten sonra azalmıştı. Güven duymuştu ona karşı. Yine de ne olur ne olmaz diye duyduğu güvene Cemşap belli etmemeye çalıştı. Cemşap da yeni tanıştığı bu farklı dünyaya, orada yaşayanlara ve Şahmeran'a alışmaya başladı. Kendisine bir kötülük gelmeyeceğini biliyordu. Galiba Cemşap da Şahmeran'a güveniyordu. Güvenden aşka. Günler günler geçmişti. Cemşap bulunduğu yere alışmış ve benimsemişti. Orada bulunan herkes de ona alışmış ve sevmişti. Yaşadığı yerin her yerini keşfetmiş ve her şeyini öğrenmişti. Her gün gece yarılarına kadar Şahmeran ile sohbet edip vakit geçirirdi. En sevdiği de belki buydu. Şahmeran inanılmaz bir kadındı. Her konuda bilgisi vardı. Cemşap'a her gün hikaye anlatırdı. Cemşap da can kulağı ile dinlerdi. Günlerden bir gün yine Şahmeran ile sohbete daldılar. Şahmeran başladı hikayesine. Yüzyıllar önce birbirini çok seven iki aşık varmış. O kadar mutlularmış ki beraber hiçbir türlü sorun ve zorluklar onlar üzmez, üzmezmiş. Dünya sadece onlardan ibaretmiş adeta. Bu iki aşığın birbirinden başka kimsesi yokmuş. Birbirlerine ama, birbirlerine baba, birbirlerine kardeş, birbirlerine dost vermişler. Senin anlayacağın her şeyleri olmuşlar birbirlerinin. Cemşap pür dikkat şahmerini dinliyordu. Bugün herhalde bir aşk hikayesi anlatacak diye düşündü. Bu iki aşık her işi beraber yapar, her yere beraber gidermiş. Çevrelerinde bulunan insanlar ise bu iki aşığı çok kıskanırmış birbirlerine bu kadar sevmelerini büyük bir kıskançlıkla izlerlermiş. İki aşık ise hiç aldırış etmez. Yine de birbirlerine çok sevmeye devam edermiş. Günlerden bir gün kötü düşünceli insanlar bu iki aşığa tuzak kurmuşlar. Onları birbirlerinden ayırmak için kadının adama ihanet ettiğini söyleyecek ve bu iki aşığı birbirinden ayıracaklarmış. Düşündükleri gibi de olmuş. Kadının ihanet ettiğini adama söyleyince adam o diyardan çok uzak diyarlara gitmiş. Kadına sormamış bile. Kadın da adamın onu terk ettiğini söylemişler. Kadın da buna inanmış ve bu acıya dayanamayıp ölmüş. O zamandan sonra da o diyarın halkının yüzü hiçbir daha asla gülmemiş. İki aşığı kendi kıskançlıklarına kurban etmişler. Şahmeran hikayesini bitirmişti. Biraz soluklandı. Sonra sözlerine devam etti. Cemşap, biliyor musun? Cemşap Şahmeran'ın ne sorduğunu anlamadı. Soran gözlerle ona baktı. Şahmeran uzaklara bakıp konuşmaya devam etti. Kadın gerçekten de adama ihanet etmişti. O diyarın halkı yalan söylememişti. Adam da bunun gerçek olduğunu bildiği için hiç sormadan çekip gitmiş. Bir insan neden sevdiği kişiye ihanet eder ki? Onu gerçekten sevmediğinden mi? Yoksa tam tersi çok sevdiğinden mi? Bir insan kendisine verilen değeri kaldıramadığı fazla geldiği zaman ihanet ederdi. Sevmesi ya da sevmemesi önemli değil. Sadece fazla değer gördüğü ve bu değeri taşıyamadığı hissettiği an ihanet ederdi. Çünkü insan gerçekten de çok garip bir varlıktır. Kendisine verilen değere karşılık vereceği yerde oradan kaçmayı tercih eder. Aslına bakarsanız bir insanın başka bir insana çok değer vermesi tamamıyla kendi değerinden kaynaklanır. Yoksa karşı tarafın değerinin ölçülmezliği ile alakalı değildir. İşte böyle zamanlarda değer verilen kişi, değer veren kişiyi aldatır, ihanet eder. İnsan fazla sevilince, fazla değerli görünce ezilir. Ezildikçe hırçınlaşır, üzer, kaçar, hırçınlaşır. Her duy, duygu zıttı ile kaimdir. Hatta dünya üzerinde yaratılmış her şey zıttıyladır. Yer yaratılmıştır, karşısına gökyüzü çıkmıştır. Ateş yanmıştır, su söndürmeye koymuştur. Beyaz renktir, siyah peşinden takip etmiştir. Sadakat vardır, ihanet karşılık vermiştir. Cemşap iliklerine kadar titredi. Bu dünya üzerindeki en acı şey belki de ihanetti. Böyle düşündü Cemşap. Kendisini düşündü, çevresini, bir canlı başka bir canlıya ihanet etmek gibi bir şeyi düşünebilirdi ki. Düşüncesi bile kötüyken nasıl eyleme geçerdi böyle bir şey? Çok ama çok kötüydü. Cemşap hala anlam veremiyordu. Şahmeran ve Cemşap arasındaki sessizlik sürüyordu. İkisi de derin düşüncelere dalmıştı. Sessizliği bozan Şahmeran oldu. Hikaye seni çok etkiledi galiba dedi. Cemşap Şahmeran'a döndü. Ardından gözlerini başka yöne dikti. Dumanlı düşünceleri zihninde perde çekmiş gibiydi. Uzun süren bir sessizlikten sonra tekrar Şahmeran'a döndü. Zihninden geçenleri Şahmeran'a söylemek istiyordu. Ama aynı zamanda da susmak. Şahmeran Cemşap'ın bakışlarından her şeyi okuyordu. Sadece onu dilinden duymak istiyordu. Soran gözlerle Cemşap'a bakmaya devam etti. Cemşap suskunlukla orucunu bozdu. Sen ihanet eder misin bir gün Şahmeran? Şehmaran düşüncelerini tahmin etmişti Cemşap'ın ama böyle bir soru ile karşılaşacağını düşünmemişti. Ufak bir şaşkınlık yaşadı. Bir müddet ne cevap vermesi gerektiğini düşündü. En uygun cevabı bulduğunda emin olduktan sonra derin bir nefes alıp Cemşap'a baktı. "Sorduğun soru, sana ihanet edip etmememle ilgili. Buna kesin bir cevap olarak asla ihanet etmem diyebilirim. Ben sana asla ihanet etmem Cemşap. Her ne olursa olsun. Ben sana ihanet etmeyi bile düşünmem." Şahmeran bunları söyledikten sonra hızla ayağa kalktı ve Cemşap'ın yanından ayrıldı. Cemşap tek başına kalmıştı. Kararan havaya, batan güneşe, havada oluşan kızılığı izlemeye koyuldu. İhanet, ihanet, ihanet. Cemşap'ın tüm düşünceleri, tüm zihni, hatta tüm benliğe bu kelimeyle sığmış gibiydi. Başka hiçbir şey düşünemiyordu. Geldiği günden beri yüzlerce hikaye dinlemişti belki de Şahmeran'dan. Ama dinlediği hiçbir hikaye benzemiyordu bu hikaye. Şahmeran'ın ağzından kelimeler döküldükçe Cemşap sanki tüm hücrelerinde hissediyor. Her bir kelimeyi vücuduna iğne gibi batıyordu. O gün yaşananlardan sonra Şahmeran hikaye anlatmayı bırakmıştı. Cemşap da ısrar etmiyordu hikaye anlatması için. Aralarında sessiz bir iletişim olmuştu. Konuşmuyorlar ama birbirlerine baktıklarında anlatmak istediklerini anlatabiliyorlardı. Cemşap sanki o bahçede doğmuş, o bahçede büyümüş gibi hissediyordu. Hiçbir yabancılık duymuyor ve yaşadığı yeri çok seviyordu. Sadece ara sıra aklına annesi geliyordu. Acaba garip annesi ne yapıyordu şimdi? Cemşap olmadan dostları Aydın ve Özkan, Cemşap'ın yokluğunu yaşlı annesine hissettiriyorlar mıydı? Her daim destek olmuşlar mıdır? Cemşapın annesine. Bunları düşününce biraz rahatlıyordu. Bir yana annesinin hasretiyle evine gitmek istese de, diğer yana Şahmeran'ı yanında kalmak istiyordu. Cemşap kendisine bile itiraf etmese de Şahmeran'a aşık olmuştu. Şahmeran ile yan, yeniden doğmuştu sanki. Düşündüğü zaman da bu kadar yaşanan şey asla tesadüf olamazdı. Mutlaka her şeyin bir sebebi vardı. Aşk, bu evrende tek yüce ve kaydesi olan bir duygu varsa da o da aşktır. Gerisi kalan tüm duygular sadece aşka hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Aşk bu, sebeple bir duygudan ziyade kutsallaştırılmış bir olgu olarak düşünebilir. Yaratılan her canlı aşk üzerine yaratılmıştır. Bir insana ne kadar beyni yönetiyor gibi gözükse de aslında onu yöneten duygularıdır. Duygular bir insanın yönetim merkezidir. İnsanı yönlendirir. Hayatına şekil verir, farklılık katar. Duyguları da yöneten aşk olduğu söylediğimizde göre bir insanı asıl yöneten onu şekillendirendir. Aşk hem dert verir hem deva. Yol olur, yoldaş olur. Bir bakarsın siyah, bir bakarsın beyaz. Yaralayan, yaralayan odur. Yaraya merhem olan da odur. Şahmeran ve bahçesinde her şey çok güzel gidiyordu Cemşap için. Orası adeta dünyadaki cennetiydi. Yılanların hepsiyle arkadaştı, bahçeyi keşfetmiş, yeni yeni güzellikler görmüştü hayatında ilk defa. Bununla beraber Cemşap'ın içini kavuran bir de bir şey vardı. O da Şahmeran'a duyduğu sonsuz aşktı. Cemşap Şahmeran'a olan aşkından ne yapacağını bilemez hale gelmişti günden güne onu daha da çok seviyordu. Bu aşkını dile getirmek, herkese duyurmak istiyordu ama yapamıyordu. Ona engelleyen bir şey vardı. En başta Şahmeran tam olarak bir insan bile değildi. O yılanların şahıydı. Cemşap ise bir insan ve bir gün evine dönecekti bu kesindi. Çünkü annesine duyduğu hasret ve özlem günden güne devam ediyordu. Şahmeran'a benimle yaşadığım yere gel oraya gidelim diyemezdi. Şahmeran ona daha da ilk tanıştıkları zaman durumu anlatmıştı. Eğer Şahmeran bulunursa insanlar onu ve bahçesini yok edecekti. Bunları düşünce kahroluyordu. Cemşap çünkü kendisine de kalamazdı o bahçede. Nerede kadar kalacaktı ki? Onun da bir ailesi, çok özlediği annesi, dostları, sevdikleri vardı. Onları sonsuza dek görmeden yapamazdı. Bu ikilemler arasında yaşıyordu Cemşap. Düşünüp taşınıp bir türlü asla kesin karar varamıyordu. Eğer kendi yaşadığı, ait olduğu yeri seçerse bir yarısı burada Şahmeran'ın yanında kalacaktı. Eğer Şahmeran'ın ve bahçesini seçerse diğer yarısı da çok özlediği annesi ve dostlarının yanında kalacaktı. Cemşap her türlü muallakta, her şekilde bir bilinmezlikle boğuşuyordu. Günlerdir gözüne uyku girmiyor, ne yapacağını bulamadıkça daha da çok kahroluyordu. Bu derin düşüncelere günün birinde son vermek istedi Cem Şap Tüm cesaretini topladı ve Şahmeran'ın karşısına çıkmaya karar verdi. Ne söyleyeceğiyle kararlaştırdı. İçinden geçen her şeyi anlatacak ve Şahmeran'ın kararına göre ya gidecek ya kalacaktı. Ah şu insanoğlunun ne çok söylemek isteyip de söyleyemediği çok şey var. Ah şu koca dünyaya sığdıramadığı ne çok birikmişi var yaşamak isteyip de yaşayamadığı, gitmek isteyip de gidemediği, bulmak isteyip de bulamadığı, hep ertelediği, hep ötelediği var. Birikmiş keşkeleri, pişmanlıkları var. Gece düşünmekten gözüne bir nebze dahi uykunun girmediği bir sabah, Şah Meran ile konuşmaya karar verdi Cemşap. Bütün gece boyunca ne konuşacağını, nasıl söyleyeceğini düşünmüştü. İçinden nasıl geliyorsa o şekilde çıkacaktı karşısına Şahmeran'ın bahçeye çıktı, ağır adımlarla Şahmeran'ın bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Hava güneşliydi, hatta yakıcı bir sıcaklık vardı. Bahçede yükselen güllerin o eşsiz kokusunu derin derin soludu. Cemşap kendine tamam ha hazır hissediyordu. Şahmeran'ın yanına gelmişti. Şahmeran oturmuş etrafta olup bitenleri seyrediyordu. Cemşap'ın geldiğini görünce hafifçe gülümsedi. Evine döndüğün zaman burayı çok özlersin herhalde değil mi Cemşap? Burada gördüğün hiçbir şeyi yaşadığın yerde sahip değilsin çünkü. Cemşap bir anda afalladı. Evine dönmek ne demekti? Şahmeran onun eve gitmesini mi istiyordu? Oysa Cemşap Şahmeran'ın da kendisine karşı bir ilgi duyduğunu düşünmüştü. İçi tarife olmayan bir hüzünle kaplandı. Sabahki tüm heyecan ve neşesi bir anda yok oldu. İçini kaplayan hüzün yüzüne de yansımış olmalı ki Şahmeran soran gözlerle Cemşap'a baktı. Bir şey mi oldu Cemşap? Oysa ki ben senin buna sevineceğini düşünmüştüm. Gözleri dolmuş buruk bir gülümsemesiyle Şahmeran'a baktı. Doğru sevinmişti ama Şahmeran'ın da onunla gitmesini isterdi ya da onunla gitmese cemşaba orada kalmalıydı. Kafasında dönüp duran konuşması onu rahatsız etmeye başlamıştı. Ya şimdi söylemeliydi ya da sonsuza dek susmalıydı. Ne yapacağını düşünürken Şahmeran tekrar sordu. Ey insandan gelme Cemşap, bir şey mi oldu, ne düşünürsün? Cemşap derin düşünceleriyle savaşırken bir anda Şahmeran'a döndü. Benim gitmemi seni üzmeyecek mi Şahmeran dedi. Şahmeran bir an afalladı, ne diyeceğini düşünürken Cemşap konuşmaya devam etti. Aklına hiç mi gelmeyeceğim Şahmeran? Hala fark etmedin mi Şahmeran? Ey yılanların şahı Şahmeran! Ey güzelliğin kraliçesi Şahmeran! Ey bu güzellik bahçesinin şahı Şahmeran! Ey bilge kadın Şahmeran! Ey aşık olduğun kadın Şahmeran! Çemşaf aşkını itiraf etmişti. İtiraf edilmeyen şey zaten insanın içinde büyür de büyür. Büyüdükçe de boğarın sahibine. Bu ne olursa olsun, aşk, nefret, kırgınlık, kızgınlık, ümitsizlik, insan içinde tuttukça bir şeyleri kendi hayatını zorlaştırır. Söylenmeyen her şey insanı külfettir bu hayatta. Cemşap da eğer aşkını dile getirmezse belki bir ömür pişmanlığını yaşayacaktı. Çünkü insan ihtimallerle yaşayamaz. Bir kişi için ya vardır ya yoktur, ya olacaktır ya olmayacaktır. İhtimal yoktur, olmamalıdır. Cemşap da bu yükten kurtulmak ve ömür boyu pişmanlığını yaşamamak için Şahmeran'a söylemişti. Şahmeran ne cevap verecekti? Bu aşkın bir karşılığı olacak mıydı? Cemşap ne olacaktı? Cemşap acı mı çekecekti? Aşk sorularla yaşanmaz. Aşk karşılık beklemez. Aşk yaşanmalıdır. Sadece ama sadece yaşanmalıdır. Başka türlü Beklentiye girmek aşığı da üzer maşığı da. Mecnun, Leyla onu sevsin diye mi çöllere düşüp delirmişti? Leyla onu sevmese de Mecnun çöle düşecektir. Çünkü o gerçek aşıktır. Eğer beklentisi olsaydı, karşılık görmek isteseydi, Mecnun, Mecnun olmazdı ki. Adı bu yüzyıllara kadar taşınmaz. Her aşk kelimesinde adı zikredilmezdi. Aşık aşık olduğu için aşıktır, yoksa maşuk var diye aşık değildir. Cemşap da Şahmeran var diye aşık değildir ki, aşk var diye aşıktır. Aşık olması gerekiyordur ki aşklıktır. Yoksa Şahmeran'ın güzelliği ya da cazibesi için aşk yoktur orada. Şahmeran ve Cemşap bir müddet sükuta büründüler. İkisi de konuşmaktan çekiniyordu. Boşluğa gözlerini dikmiş kıpırdamadan duruyorlardı. Bu öldürücü sessizliğe dayanamayan Cemşat Şahmeran'a döndü. Bütün gün çalışır sonrasında eve giderdim. Bazen arkadaşlarım ile beraber vakit geçirirdim. Günlerim böyle gelip geçerdi. Ta ki o gün bal aramak için ormana gelene kadar. Eğer ben o gün ormana gelip kuyuya düşmeseydim bu hayatım sürüp gidecekti. Ben o gün kuyuya düştükten sonra yeni bir hayata başladım. Bana açılan o delik aslında yeni hayatıma bir giriş kapısıydı. Ben seni tanıdım, burayı tanıdım, buradaki dostlarımı tanıdım, sevgiye, güzelliği, dostluğu, aşkı tanıdım. Cemşap konuşmasına ara verdi. Derin bir nefes aldı. Düşündü, düşündü, düşündü. Söyleyeceği şeyleri kafasında toplamaya çalışıyordu. Şahmeran'a baktı tekrar. O kendisine bakmıyordu. Gözleri hala boşluktaydı. Sanki farklı bir dünyada yaşıyor, orada soluyor gibiydi. Sessizlik Cemşap'ın canını giderek daha da yakmaya başladı. Şahmeran da onun umut fırıltısını bekliyordu. Şahmeran ise adeta Cemşap yok gibi davranıyordu. Cemşap daha fazla dayanamayarak konuşmasını sürdürdü. Sen ise şimdi bana git diyorsun. Git kalma burada. Sen aşk nedir bilir misin Şahmeran? Sen hep aşık olunan kadınsın. Sevmek nedir bilir misin Şahmeran? Cemşap yine durdu. Gözlerini usulca kapattı. Sesli, sessizliği dinliyordu. Uzayıp giden bu sessizliği. İnsan konuşmadan da bir şeyler anlatabilir mi? Susarak, ses çıkarmayarak, sadece durarak anlaşabilir mi? Hiçbir şey yapmadan, öylece durarak. İnsan konuşmadan da bir şeyler anlatır. Hatta en büyük sırlar konuşmadan verilir. Konuşulunca her şeyin büyüsü kaçar, bir özelliği kalmaz, sıradanlaşır, bir bakış, derin bir nefes, alış, bir durgunluk, hepsi çok şey anlatabilir, anlayabilene. Şahmeran hafifçe gülümsedi, bu gülümseme alaycıydı, sanki Cemşap'ın söyledikleriyle alay ediyordu. Bu acı verici sessizlik Şahmeran'ın konuşmasıyla nihayet son buldu. Ey insandan gelme Cemşap, sen aşk nedir bilir misin ki? Siz değil misiniz nankör olan? Siz değil misiniz verilen sevgiyi hor gören? Siz değil misiniz ki güzel her şeyi yok eden? Şimdi gelmiş bana aşktan bahsediyorsun. Hem de sana git demişken. Tabii ki sen de haklısın. Dünyaya dönersen yine odunculuğa devam edecek. Bal toplayacaksın. Bir süre çekip yoksulluğa devam edeceksin. Şahmeran eliyle etrafını gösterdi ve konuşmasına devam etti. Buraya bir baksana her şey ne kadar da güzel, ne kadar muntazam değil mi? Peki senin gideceğin yeryüzüne bu güzelliklerinden hangisi var? Hiçbiri. Her türlü nimet önünde duruyor. Her türlü, hiçbir türlü zorluk çekmiyorsun. Altında kuştuğu yatak. Üzerinde pamuk kadar hafif yorgan var. Ben bile zorlu bir yaşamdan böyle bir yaşama geçsem oradan ayrılmak istemezdim. Sen tabii ki bahane olarak aşkı kullanmayı seçtin. Bir şair gibi konuşup etki uyandırıyorsun. Takdir ederim seni. Cemşap kahrolmuştu. Şahmeran neler söylüyordu böyle? Bu aşık olduğu kadın mıydı? Kaç zamandır tanıdığı Şahmeran asla böyle birisi değildi. Ne olmuştu birdenbire? Ne demekti bunca şey? Evet, kendisi bir insandan gelmeydi. Dediklerinin çoğunda da haklıydı. Şahmeran, insanoğlu güzel şeyleri yok etmeli, etmeye meyilliydi. Cemşap öyle bir insan değildi ama. Şahmeran, bunca zamandır hiç mi tanıyamamıştı kendisini? Ne kötülük etmişti Cemşap. Cemşap ne yapacağını karar verememiş halde Şahmeran'ın yanından ayrıldı. Yaşamı boyunca çok acılar çekmişti ama hiçbirisi kendisini bu yaşananlar kadar etkilemedi. Dumanlı düşünceleri ile ne yapacağını karar veremeyen Cemşap, kendisine seslenen yılanlardan birisinin sesiyle kafa sesinden sıyrıldı. Misafir Cemşaf gitme vaktiniz geldi dedi. Cemşap bir anda afalladı. Neler olduğunu bir türlü anlayamadı. Şahmaran önceden her şeyi düşünmüş ve ona sormadan onu göndermeye mi karar vermişti? Cemşaf gerçekten bu dünya bu yaşananlara anlam veremiyordu. Ne olduğunu sormak için Şahmeran'ın yanına gitmek istedi. Şahmeran'ın yanına gitmek istiyorum. Nerede şimdi o diye sordu. Kendisine gideceğini bildiren yılana. O yok. Sizin gitmenize gerek gerekiyor. Kendisi öyle söyledi. Biz size gideceğiniz yere kadar bir müddet eşlik edeceğiz. Sizi buradan çıkaracağız. Şahmeran'ın size söylememi istediği bir şey var sadece dedi. Cemşap heyecanlanmıştı. Tanıdığı kadın bu değildi ve muhtemelen onun için güzel bir şey söylemişti. Belki de onunla birlikte gelecekti. Bu haberi göndermişti. Belki de Cemşap'a. Karşısındakinin tekrar konuşmasıyla düşüncelerini ara verdi Cemşap. Gideceğiniz yerde burada gördüğünüz hiçbir şeyden bahse, bahçeden bizden ve Şahmeran'dan asla bahsetmenizi istemiyorum. Bir bahis söz konusu olursa sizin içinde bir karşılaşma olabileceğini söyledi dedi. Cemşav'ın dünyası bir kez daha alt üst oldu. Demek ki Şahmeran bu kadar bile güvenmiyordu kendisine. Şahına söyle, sırrınız benimle güvende. Sizi dost bildim. İnsanoğlunun kadında ihanet olsa da ben asla ihanet etmem size. Hikayemize kısa bir ara verelim. Aslında döndüğümüzde aşık olan kişinin yılanların şahı Şahmeran olduğunu biliyoruz. İhanet eden ise insandan gelme Cemşap. Bu hikayemizde ise aşık olan Cemşap. Peki ihanet eden de Şahmeran'dan mı gelecek? İhanet bilindiği üzere dünyanın en kötü davranışlarından, en aşağı duygularından birisidir. Bir güvenin paramparça edilmesidir. Hikayenin aslında Cemşap kendisini seven Şahmeran'ın yerini söyleyerek ihanet etmiştir. Bu ihanet bir hayata kıymış olsa da yine de Cemşap'ın seven Şahmeran asla bir kötülükte bulamamıştır. Gerçek sevgi belki de buydu. Her ne görürsen gör karşıdan yine de iyi güzel muamelede bulunmak. Şahmeran da gerçek bir aşık olduğu için bir karşılık beklememiş, gördüğü ihanet karşısında bile kötü muamelede bulunmamıştır. Bu da onun gerçek bir aşık olduğunu gösterir. Cemşap evine dönmüştü. Eve gittiğinde ise en çok şaşırdığı herkesin onu öldürebilmesiydi. Dost bildiği kardeşi, bildiği Özkan ve Aydın, Cemşap'ın öldüğünü söylemişti tüm köye. Hatta dediklerine göre Cemşap son sözlerini onlara söylemiş ve vasiyet etmişti Cemşap'a. Ait olan her şey dostlarının olacaktı. Cemşap aşık olduğu kadın yani Şahmeran tarafından bir kere yıkılmıştı. Şimdi ise dost bildiği, kardeşim dediği, yediği ekmeği içtiği suyu paylaşan iki insan Aydın ve Özkan tarafından yıkıntıya uğradı. Tüm yaşanan her şey o an bir rüya gibi geliyordu. Ormana gidişi, ağaçtan düşüşü, kuyuda gördüğü rüya, elindeki yara, Şahmeran, bahçede geçirdiği günler, aşkı dostların ihaneti, her şey onun bir rüyası gibiydi. Ancak hiçbir rüya acı vermezdi. Cemşap bunu biliyordu. Yaşanan her şey ise Cemşap'a çaresi olmayan bir acı veriyordu. Elinde oluşan yaranın acısını sanki şimdi çıkıyordu. Ama yüreğinden hissediyordu tüm acıyı. Ne yaparsa yapsın yine de bu acıdan kurtulamıyordu. Görünürde açık bir yarası olsa merhem sürerdi. Acısı azalırdı. Görünen açık yarası yoktu ki acısı hafiflesin. Şahmeran'dan ayrı kalmanın acısı, dostlarının ihanetinin acısı, içinde boşluğu doldurulamayan şeylerin acısı. Cemşap'a da yanılmaz acılar vermeye devam ediyordu. Günden güne eriyip bitiyordu, adeta yok oluyordu. Günler günler geçmişti. Ne Şahmeran'dan bir haber vardı ne de Cemşap eski haline dönüyordu. İçinde ise hala bir umut vardı. Belki günün birinde geri döner diye ama ne gelen vardı ne de bir haber veren. Cemşav'ın annesi ise yaşanan tüm bu olaylardan sonra sanki daha da çökmüş, sanki daha da yaşlanmıştı. Oğlunun derdine değerman olmamak ona çok acı veriyordu. Oğlunun derdini bilemiyordu. Cemşap tek kelime dahi etmemişti annesine. Bilse bir şeyler yapacaktı. Neydi onu bu kadar üzen, günden güne tüketen dert neydi? Dermanı neredeydi? Buna nasıl ulaşacaktı? Hiçbir şey bilmiyordu. Oğlunun arkadaşları Aydın ve Özkan ile görüşmek istedi. Ama Cemşap geldiğinden beri bir kere bile onları görmemiş. Hatta annesi eve çağırmak istediğinde ona şiddetle karşı çıkmıştı. Dostlarının ihanet ettiğini düşünmüştü Cemşap. Annesi ise öyle düşünmemişti. Çocukcağızlar korkudan öyle söylememişlerdir diye düşünmüştü. Aydın ve Özkan ile konuşmuyordu. Oğlu derdini paylaşmıyordu. Eli kolu bağlanmış şekilde oğlunun eski haline kavuşmasını istiyordu. Cemşaba bin, bin zorlukla büyütmüştü. Cemşab'ın babası öldüğünde hayata küsmeyip oğluna sarılmıştı. Yaralarını oğlu ile sarmıştı. Şimdi de bir anne olarak oğlunun dermanını aramak istiyordu. Kuyuya düşüp öldü haberi geldiği zaman adeta korkulmuştu. Günlerce yemeden içmeden kesilmiş, gözüne uyku girmemişti. Öldüğünü düşündüğü zaman bir mezarının olmaması kahretmişti. Bir anne olarak oğlunun mezarının olmaması ne büyük acıydı. Oğlu çıkıp geldiğinde dünyalar onun olmuştu başta inanmıştı haliyle gördüğünü delirdiğini zannetmişti sonrasında oğlu kendine sarıldığını gerçek olduğunu anlamıştı şimdi o günleri düşününce yine bir hüzün geldi ne kadar mutlulardı ama oğlunun mutlu olmadığını fark ettiğinde ona da bir hüzün çökmüştü o da dertlenmişti eğer ki oğlunun dermanını bulamazsa oğlu günden güne erimeye devam edecek ve onu sonsuza dek kaybedecekti. Bu düşünceler gar konmuş şekilde karar verdi. Oğlu ne kadar kızacak olursa olsun yine de onun kardeş bildiği Aydın ile Özkan'ın yanına gidecekti. Belki onlar Cem Çab'ın derdini dermanı bulurlardı. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanırlardı. Bunları Allah'a sever gibi severler, iman ederler ise en çok Allah'a severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi. Şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. Aklını gerektiği gibi kullanamayanlar inanmak, sevmek ve tapınmak için Allah'ın yerine putlara, uydurmaya, tanrılara yönelebilirler. Bu onlar için ebedi hüsran demektir. Kur'an'ın bütün uyarılarına rağmen şirket sapanlar için artık kurtuluş ümidi yoktur. Ayeti efsanede gerçekleşen aşka göre yorumlarsak, beşeri aşkın ilahi aşktan fazla olması sebebiyle sonunun hüsrana bağlanmasına sebebiyet verdiği görmekteyiz. Asıl efsane Şahmeran bir beşer olarak başka bir beşere yani Cemşaba aşıktır. Aşkından gözü kör olmuştur. Cemşaptan da başka hiçbir şey sevemez. Onun yerine hiçbir şey koyamaz hale gelmiştir. Aşkının bu kadar fazla olması, Cemşaba olan fazla bağlılığı onun cezası olmuştur. İlk önce Cemşabı daha sonra da canını kaybederek bu aşk tarafından cezalandırılmıştır. Hayatımıza baktığımızda bir şeye ne kadar çok bağlanırsak, ona tabarcasına tutulursak hep kaybetmişizdir. Anne evladını çok sever, onun için her türlü fedakarlığı yapar. Bir zaman sonra da fazla sevgisinden onu kaybeder. Yağmuru severiz, yağmuru diner, bulutlar dağılır, güneş meydana çıkar. Yağmuru da kaybederiz, gençliği severiz, genç olmak güzel. Ama her saniye, her dakika, her saat biz biraz daha yaşlanırız bu dünya üzerinde sevdiğimiz, aşık olduğumuz, tutulduğumuz, bağlandığımız tüm her şey bir gün kaybedilmeye mahkumdur. İlahi aşkı karşı tutulan herhangi bir beşeri aşk er geç bir gün kaybedilir. Asıl efsanemizde Şahmeran, Cemşaba olan aşkının bedelini canıyla ödemiştir. Bizim hikayemizde ise Cemşap, Şahmeran'a olan aşkına Şahmeran'dan uzak kalarak, hasret çekerek, bir tahap düşerek ödemiştir. Haddinden fazla her duygu insanı bir gün felakete sürükler. İnsanoğlu yaratılış itibariyle duygularıyla vardır. Onlarla var olmuştur. Onlarla imtihana tabi tutulmuştur. Bu imtihandan da kimi geçebilir, kimi de ise geçememiştir. Geçemeyen ise sınırı koruyamamış, ölçüyü bulamamış, haddini bilememiştir. Öfke, korku, sevinç, kıskançlık, nefret, güven, üzüntü, Hangi duygu olursa olsun haddinden fazlası kişinin kendisine de çevresine de zarardır. Fazla öfke hasta eder, dönülmesi imkansız hastalara sevk eder. Fazla korku savunmasız kılar, adım atmayı engeller. Fazla sevinç hayalperest yapar, gerçeği görmeyi engeller. Fazla kıskanç kayba yol açar, insafsız eder. Fazla nefret kalbi kirletir, güzellikler kaybolur, etraf çirkinleşir. Fazla güven gözü kör eder, ihanete yol açar. Fazla üzüntü karamsarlığa büründürür, insana mutluluk vermez. Cemşaf kralın görevlileri arasındaydı. Annesi ve eski dostları onun kar oluşu karşısında derdine deva olmak, acılarını unutturmak için çabalıyorlardı. Sarayda kralın nadide görevlisi olması için el birliğiyle harekete geçmişlerdi. Cemşap sarayda mutlu gibiydi. Acısı biraz olsun hafiflemiş, Şahmaran'ın eskisi gibi beklememeye başlamıştı. Krala karşı bir itaat ile hizmet ediyordu. Kral da onu diğer görevlerinden ayrı tutuyor ve güveniyordu. Günlerden bir gün kral amansız bir hastalığa tutuldu. Yemiyor, içmiyor, günden güne eriyordu. Yataktan kalkamaz hale gelmişti. Devrin tüm hekimleri kralı görmüş, her biri ilaç vermişti. Ama ne fayda, hiçbirisi kralı ayağa kaldıramıyordu. Kralla gün geçtikçe güçten düşmeye devam ediyordu. Günlerden bir gün uzak ülkelerden birisinin çok meşhur bir hekim olduğunu duyuldu. Hemen o hekim kralın yanına çağrıldı. Kralı tedavi eden hekim hastalığın ne olduğunu buldu. Bu hastalığın tek çaresi vardı. Bu hastalık öyle bir hastalıktı ki... Hazreti Eyüp peygamberi yıllarca yataklara düşüren, onu mahveden, şifasını yıllar sonra bulduran hastalığa benzer. Eyüp aleyhisselam, Kur'an'da da adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet var diye bildiren peygamberlerindendir. Kitab-ı Mukaddes'e göre Eyüp, Filistin'de Ölü Deniz'in güneydoğusunda yer alan Utsey diyarında yaşamıştı. Allah'tan korkan, kötülükten sakınan kamil bir insandı. Yedi oğlu, üç kızı vardı. Daha ziyade hayvancılıkla meşgul olurdu. Deve, sığır, koyun sürülerine sahip zengin bir kimseydi. Daha sonra gerek tabi afetler, gerekse düşman kavimler tarafından çocukları ile bütün malı mülkü telef edildi. Kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak o bu felaketleri büyük bir sabır ve tevekkülle karşılayarak Allah'a secde eder ve ve anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına çıplak döneceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin ismi mübarek olsun der. Hastalıktan şifa bulmak için Allah'a dua ederdi. Allahu Teala onun sağlığına kavuşturdu. Kendisine önceki çocuklarının sayısı kadar çocuk ve önceki malından daha da çok mal verdi. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp'e vahyedildiği ve onun hidayete erdirildiği bildirilmektedir. Ayette ifade buyrulduğu üzere Hazreti Eyüp ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için Allah'ın merhametine sığınarak ondan şifa dilemiştir. Yüce Allah duasını kabul etmiş, ayağını yere vurmasına, çıkacak su ile yıkandığında iyileşeceğini bildirmişti. Böylece onu sağlığına kavuşturmuştur. Hz. Eyüp İslam'da başına gelen bütün musibetlere rağmen şikayet etmeyen sabır timsali olarak bilinen bir peygamberdir. Hekim konuşmaya devam etti. Kralın şifası sadece bir yerde bulunur. Eğer ki orayı bulursanız kral da sağlığına kavuşur dedi. Herkes pür dikkat hekimi dinliyordu. Acaba neydi bu şifa? Nerede bulunuyordu? Bu kralların da Hazreti Eyüp gibi yıllarca sabretmesi mi gerekiyordu? Bu şifa yılanlar bahçesinde bulunur. Herkesin bildiği ama kimsenin bulamadığı Şahmeran'ın etini yemek krala şifa verecektir. Eğer yılanların şahı olarak bilinen Şahmeran'ın etini yemezse daha fazla dayanamaz. Bu dünyadan göçüp gider. Hekim sözlerini tamamladığında herkes bir düşünce aldı. Şahmeran'ı bilmeyen yoktu ama kimse onu görmemişti. Cemşap olanları duymuştu. Duyar duymaz da kahroldu. Eğer Şahmeran'ın yeri bulunursa buna dayanamazdı. Bir şeyler yapmak istedi bir şekilde Şahmeran'a ulaşmak her şeyi göze alıp yola çıktı. Her ne olursa olsun Şahmeran'a ulaşmalıydı. Olanlar haber vermeliydi ve Şahmeran'ın kendini korumasını sağlamalıydı. Şahmeran ona buraya asla dönmemesini söylemişti. Şimdi Şahmeran'ı görmese de bu bir felaket olurdu. Şahmeran'ı sonsuza dek kaybeder ve yılanların ülkesi yok olurdu. Şahmeran, Cemşap'ı karşısında görünce çok şaşırdı. Cemşap hiçbir vakit kaybetmeden tüm her şeyi Şahmeran'a anlattı. Şahmeran'ın duydukları karşısında şaşkınlığı daha da arttı. Tam bu anda ağzından bir sırrı kaçırdı. Oysa ki seni evine göndermem karşılığında bana ve ülkeme dokunmayacaklarını söz vermişlerdi. Bu nasıl olur dedi. Cemşap ne diyeceğini bilememişti. Demek ki... Onun buradan gönderilmesi Şahmeran'ın kendisi ve ülkesini korumak içindi. Kendisi için Cemşap'ın aşkına yüz çevirmişti demek. Cemşap bir kez daha yıkılmıştı. Cemşap evine dönmüştü. Şahmeran ile aralarında geçenlere hala inanamıyordu. O bu düşünceler içerisindeyken kendisine haber gönderildi. Kendisini vezir çağırıyordu. Gelen haber üzerine vezirin yanına gitti. Vezir Gömleğini çıkarıp sırtını dönmesini istiyorum. Cemşap dedi. Cemşap bir an anladı. Ne olduğunu anlamadı. Tereddüt içerisindeyken vezir tekrarladı. Gömleğini çıkar ve arkanı dön Cemşap. Cemşap söyleneni yaptı. Gömleğini çıkarıp arkasını döndü. Vezir gördükleri karşısında hayrete düşmüştü. Cemşap'ın sırtı yılan derisine benziyordu. Cemşap, Şahmeran kendisine dokunduğunda onun derisi bir benzerini sırtında taşımaya başlamış. Bundan da kendisinin ne bir arkadaşın haberi vardı. Cemşap'ın Şahmeran'ın yerini bildiğini söylemeleri üzerine vezir bunu teyit etmek istemişti. Bu doğruydu. Cemşap demek ki Şahmeran'ın nerede olduğunu biliyordu. Cemşap tüm söylem ve tehditlere rağmen Şahmeran'ın yerini asla söylemedi. Kendisi bir söz vermişti ve ne olursa olsun bu sözü tutacaktı. Bu canı dahi olsa... Yaşananlar da Şahmeran'ın kulağına gitti. Yaşanan bunca şey Şahmeran'da ağır gelmişti. Yaptığı hataların farkına vardı. Cemşab'ı kurtarmak için meydana çıktı. Kralın sağlığına kavuşması için ve Cemşab'ın kurtulması için ölümü göze aldı. Kralın karşısına çıktı. Öldürülmeden önce de Cemşab'a ben öldükten sonra vücudumdan çıkan ilk suyu içen sağlığına kavuşur. İkinci suyu içenin mertebesi yükselir. Son çıkan suyu içense ölür. İlk çıkan suyu krala içirdiler ve kral sağlığına kavuştu. Vezir Şahmeran ile Cemşap arasında geçen konuşmayı duymuştu. Kurnazlık yapıp Şahmeran'ın vücudundan çıkan ikinci suyu da o içti. Cemşap da yaşananlar karşısında kahrolmuştu. Şahmeran ona ihanet etmiş olsa da hala ona aşıktı. O olmadan yaşayamayacağını düşündü. Son çıkan suyu da o işte. Bu olanlar üzerine vezir öldü. Vezirin yerine de Cemşap geçirildi. Şahmeran aslında tam tersini söylemişti. Çünkü Cemşap'ın böyle bir şey yapmayacağını biliyordu. Onun aşkına karşılık verip onu mutlu edememişti. Bunun üzerine sadece bir hediye bırakmak istemişti. Hikayemiz burada sona ermekte. Aslında biraz farklı olan hikayemizde ihaneti Şahmeran'a yükledik. Yılanların şahı Şahmeran'a. Bu şekilde baktığımızda yine ortada bir ihanet var. Bu ihanet her daim yılan ile bağdaştırılacak, Yılan yaratılışı itibariyle bolluk, bereket, sağlık gibi anlamları taşımasının yanı sıra ihanetin sembolü de olmuştur. Bundandır ki bir kadının vücudu ile birleştirilerek ihanet dünya üzerinde kadına yüklenmiştir. Efsanenin aslında ihanet eden kişinin cemşap olduğunu bilmekteyiz. Aslında cemşap şahmeran ile vardır. Kendi başına bir anlamı yoktur. Şahmeran'ın ona olan sonsuz aşkıyla vardır. Yani Şahmeran ile bir bütündür. Başlarda da bahsettiğimiz gibi Şahmeran ruhunda ve bedeninde kendisi ile Cemşab'ın ruhu ve bedenini taşımaktadır. Günümüzde hala Şahmeran'dan söz edilir. Onun güzelliği dilden dile dolaşır. Yüce aşkı şiirleri konu olur. Hala bazı doğu şehirlerinin duvarlarında Şahmeran tafsiri yer alır. Şahmeran'ın şifa verici bir özelliği vardır. Vücudundan çıkan sudan ilk içen şifa bulacak, ikinci olarak içen ölecek, üçüncü olarak ise vezir olacaktır. Şahmeran'ın vücudundan çıkan ilk suyu hasta kral içer ve iyileşir. İkinci çıkan suyu kurnaz vezir içer ve ölür. Üçüncü çıkan suyu cemşap içer ve o da vezir olur. Hikayenin sonunda kral ve halkı mutlu bir şekilde yaşam sürer. Şahmeran hala günümüzde farklı şekillerde farklı hikayeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her insan Şahmeran hikayesinde kendisine bir pay bulur. Yeri gelir Şahmeran olur, yeri gelir Cemşap. Bir gün düştükleri kuyudan çıkmak için çabalarlar. Bir gün ülkelerine padişah olurlar. Şahmeran'ın bolluk, bereket, şifa verici gibi özellikler taşıması sebebiyle kadınlar tarafından da örnek alınmaktadır. Bazı yörelerde genç kızlar şahmeran motifini mendillerine, yastıklarına, örtülerine işlemektedir. Bazı işlemeler çerçevelenip duvarlara asılır ve kutsallık taşıdığına inanılır. Şahmeran'ın şifa verici özelliği yılan vücudunda sahip olmasından gelmektedir. Yılan, hekimlik, hemşirelik, eczacılık, veterinerlik gibi tıp bilimlerinin sembolüdür. Sağlılık ve neşe sembolü olarak günümüzde hala kullanılmaktadır. Bunların dışında yılan koruyuculuk, güç gibi anlamlar taşıdığı da görülmektedir. Şahmeran'ın da hükümdar özelliği buradan gelmektedir. Bunların dışında cennette bekçiliği esnasında görevini yerine getiremediği sebebiyle ihanetin de temsil, temsilcisi olmuştur. Yılan aynı zamanda sonsuzluğun simgesi olan yatık 8'e de benzetilmektedir. Onun katlanarak şekil alması sonsuzluğu, ölümsüzlüğü işaret eder. Yılan aynı zamanda deri değiştirmesiyle de yeniden doğuşu da simgeler. Ölü derisini üzerinden atması ve yeni bir deriye bürünmesi hayata yeni başlangıcı temsil eder. Bu durum bize bir şeyi hatırlatır. İnsanı, insan da gerçek hayattan, maddi hayata gönderilmiştir. Oradaki derisini çıkarıp yani değiştirip dünyanın üzerinde başka bir deri almıştır. Bir zaman sonra o derisini de çıkartıp gerçek hayata tekrar dönüş yapacaktır. Maddi ve manevi hayatları bir kenara bırakıp sadece dünyayı ele alırsak insanın yaşamı boyunca bir kez deri değiştirdiğini görürüz. İnsan doğar, bebek olur, büyür, çocuk olur, yaşı ilerler, erişkinliğe ulaşır, zaman geçer, yaşlanır. Bu zaman içerisinde birçok kez deri değiştirir. Birçok kez yeniden doğar. İşte bir yılan insanın vücudunu bile birleştirilmesi belki de buradan gelmektedir. Rivayet edilir ki Şahmeran'ın öldüğü yılanlar tarafından bilinmektedir. Eğer bir gün yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenirlerse yer altından çıkıp yeryüzünü sarsacaklardır. İşte bir Şahmeran efsanesi böyle anlatılmıştır. Yıllar geçtikçe de anlatılmaya devam edecektir. O sadece bir efsane olmakla kalmayıp kutsallık taşıyan bir semboldür. Biliriz ki her şeyin bir sonu vardır ama hiçbir şey son diye bitmez. Yeni bir başlangıca süzülür her son. Efsanemiz, hikayemiz, masalımız artık ne derseniz bir sona erişti ama yeni bir başlangıca da yelken açtı. Yılanların şahı, kadınların en güzeli Şahmeran, Medusa ile var oldu. Belki de Medusa, Şahmeran'ın intikamı için var oldu. Medusa, yılan saçlı kadın, yılanlar Medusa ile yeniden doğacaklardı. Şahmeran da sevgiyle doğmuşlardı. Medusa'da ise öfke, kin, nefret ve intikam olacaktı. Bu kez bu doğuşun sebebi kazanan sevgi mi olacaktı yoksa nefret mi? Sevgi Cemşap'ta aşka dönüşecek ve bu aşkın bedenini çok ağır ödeyecekti. Bedel ödeyecekti. Kuyuda kalacaktı ama Hazreti Yusuf gibi o kuyudan da çıkacaktı. Esasında bu kitabın devamını yazmak için hiç kolay değil. Çünkü çoğu yazdığım kitabı yarıda bıraktım ve hikayeye kahramanlarını kontrol edemedim. Umarım ki bu hikayede bir sonraki hikayede güzel sürprizlerle sonlanır. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, hikaye kalın.